Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli seyircilerimiz, bu haftada Mektubat'tan İnciler programında karşınızdayız. Elhamdülillah Rabbim bir kez daha bu büyük insanların, kıymetli Allah dostlarının ifadelerini müzakere etmek, mütalaa yapmak için Rabbim tekrar bizlere fırsat verdi. Elhamdülillah. Geçen hafta malumunuz Mektubat'tan İncil'leri yalnız olarak sunmuştuk. Fatih Medreseleri Genel Başkanı değerli hocamız kendileri Ümre'deydiler. Elhamdülillah şu an bizimle beraberler. Ümre'den geldiler. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Mevla başarılar nasip etsin. Tesirini yüksek edilsin inşallah. Amin inşallah hocam. Elhamdülillah. İnşallah bu haftaki konumuzda da inşallah hocamızın yine ilminden, marifetinden, hakikatlerinden inşallah istifade edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Konuklarımıza sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Programımıza geçmeden önce ben iletişim numaralarımızı aktarmak istiyorum sizlere. 0216-488-0488 mail adresi olarak mektubattanincilerfmtv.com.tr'den yalnız WhatsApp yolu üzerinden 0535-555-1413 nolu telefonlardan sormak istediğiniz soruları, konuları bizlere rahatlıkla aktarabilirsiniz. Konumuza geçmeden önce ben değerli hocamıza ümre yapmıştı kendileri bir hafta Mevla Teala Hazretlerinin Beytullah'ta Zuyufur Rahman, Peygamberimizin huzurunda Zuyufun Nebi ifadeleri kullanılıyor. Ümre ile alakalı hocamızın bir değerlendirmelerini almak istiyoruz inşallah. Evvela Mevla hepinizden razı olsun. Bütün seyircilerimize selam ederiz. Çok dua ettiğimizi beyan ederiz. Gerçekten çok dua ettik. Herhalde ekranlardan onu gösterdiniz anladığım kadarıyla. Evet. Mevlam şimdiden kabul etsin. Amin Allah razı olsun. Tekrarını bütün kardeşlerimizle, bütün seyircilerimizle beraber tekrarını nasip etsin inşallah. Hakikaten çok bir hafta olmasına rağmen çok zevkli, çok güzel, çok bereketli bir ümre geçirdik. 75 kişilik bir kadroyla beraber gittik. Kardeşlerimizle beraber maşallah. Her biri birbirinden kıymetli. Çok güzel vazifeler yaptılar. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Tabii ümre malumunuz Mekke'de Mevla Teala'nın misafiri oluyorsun. Zuyufur Rahman. Rahman'ın misafiri. Medine-i Münevvere'de Zuyufun Nebi peygamber misafiri oluyorsun. Tabii Mekke-i Mükerreme'de özellikle dikkatimi çeken bazı şeyleri aktarmak isterim. Bizim halkımız maşallah Beytullah'ı çok seviyor. Hakikaten Rabbini, peygamberi, kitabını, Beytullah'ı hakikaten seviyor yani. Orada gördük. Zaten Sümestre tatil olması sebebiyle de Türkiye'den güzel bir katılım vardı, ciddi bir katılım vardı. Büyük bir saygı, büyük sevgi, muhabbet vardı. Ve vazifelere de aşkla, şevkle, zevkle koştular yani. Yani hiç ummadığın anda bir bakıyorsun, Kabe Beytullah dolu. Ve Türkiye'den gelen hacı abilerimiz, ümreci abilerimiz de gerçekten bu işe son derece iştiyakla beraber sarılmışlar. Hacı ablalarımız hakeza aynı şekilde, ümreci ablalarımız daha doğrusu. Müthiş bir şekilde bir sevgi var, muhabbet var, güzel tavaflar var. Biz tabii toplu tavaflarda mümkün olduğu kadar sesli dua yapmaya çalışıyoruz. Sesli dua yapınca da bu sefer tabii Türkçe yaptığımız için duaları. Türkiye'den gelen ümreci abilerimiz, ablalarımız falan hakikaten kulak kesiliyorlar yani. Bakıyorlar ki kendi arzu ettikleri şekilde bir dua, gerçekten bir iştiyak var. Ondan sonra ciddi bir katılım oluyordu tavaflarımıza. Yani az kişiyle başladığımız tavaflar çok kişiyle bitiyordu cevabında. Aşırı derecede kalabalık olabilirdi. Çok bereketli oluyordu. Orada onu gördük yani halkımız gerçekten ibadetini seviyor. Duaları seviyor, Mevla'yı seviyor, kulluğu seviyor. Eğer bu halkımızı güzel yönlendirirsen, güzel şekillendirirsen halk her türlü ne yapar? Hakikaten hareket eder. Bunu gördük yani. Ve gerçekten Beytullah'ın üçte ikisi diyebileceğimiz kadar ciddi bir kalabalık Türkiye'den gelmişti yani. Ümmeci için gelmişlerdi. Böyle çok bereketli geçti. Elhamdülillah. Ama Hacer Esved'in de, Hacer Esved'de mesela bakıyorsun gerçekten
büyük bir iştiyak var. Adresi de öpeyim diye. Yine halkımız bu işte çok iştiyaklı. Ama Mültezem'de, ama Kabe kapısında, ama Hicri İsmail'de, hepsinde hakikaten ciddi bir arzu var, iştiyak var. Tavaflarda, sahiyelerde, ümmelerde, ziyaretlerde, zaten ziyaretlerle alakalı da onu söyleyeceğim. İşte Sevim Mağarası olsun, Arafat'ta olsun, Mina'da, Müzdelife'de olsun, oralarda bakıyorsun mesela ziyaretlerde. Müthiş bir kalabalık vardı yani. İlk defa böyle bir kalabalıkla karşılaştık desem doğru yani. Hakikaten müthiş bir kalabalık vardı. Ama yine aynı şekilde hep yine Türkiye'den gelen hacıların yoğunluğu gözüküyor. Elhamdülillah gördüm ki eğer normalde halkımızı güzel bir şekilde ibadetlere yönlendirirsen bu halk ibadeti seviyor. Onu gördük yani. Çünkü orada kimse onları zorlamadı. Kimse zorlamadı hale, işte teşviklerle beraber. Bir de özellikle genç bir kadro vardı. Genç kızlarımızdan, genç erkeklerden hakikaten büyük bir kadro vardı, oluşum vardı. Onlar da oranın havasını, manevi havasını alıyordu yani elhamdülillah. Evet. Güzel bir çalışma vardı. Rabbim inşallah gayretlerini artırsın. Amin. Gayretimizi artırsın inşallah. Oralarda hep şunu gördük yani. Halkla eğer sen iç içe onları üzmezsen, darıtmazsan, incitmezsen, güzel takip edersen, onlara derdini güzel anlatırsan bu halk seni üzmez. Bu halk seni üzmez yani. Yeter ki derdini güzel ne yap? Anlat yani. Onlara güzel izah et. Ne yaptığını bilsin. Nerede hangi hareket yaptığını bilsin. Şuurlansın. Olayın ciddiyetini anlasın. Mesela orada sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük sıkıntı çekmiş. Sen de anlatıyorsun sıkıntıyı. Bu sefer halk kalkıp da otelle başına bir iş gelmiş. Bundan ne yapmıyor? Bunun şikayetçi olmuyor yani. Niye? Bakıyor ki sahabe buralarda ne sıkıntılar çekmişler. Peygamber ne sıkıntılar çekmiş. Bunların çekmiş olduğu bu sıkıntı karşısında bizim bunlar çok iyi, hiçbir şey yok diyebiliyorlar yani. O yüzden dolayı orada bu şuur verdiği takdirde o sahabenin şuurunu, peygamber şuurunu, zaten oralarda insan onu, o niyetle gitmesi lazım yani. Beytullah'a tabii ki Mevla misafiri olacak, çok kıymetli ama burada biliyorsunuz bir olay var. Ne olayı var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine peygamberlik gelişi, ondan sonra Kur'an-ı Azim şanı indirilişi, sahabe-i kiram efendilerimizi 13 yıl Mekke döneminde özellikle çok büyük bir sıkıntı çekişi, kainatın en zor 13 yılını geçirmeleri, orada çok büyük fedakarlıklar yapılmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan büyük eziyetler, sahabe yapan büyük eziyetler var. Ondan sonra bunları insan ne yapıyor? Orada birebir görüyor o sıcakta, o olayda hep beraber yaşıyor yani. Bunları yaşadıkça tabii insan tesirleniyor. Halkımız da çok tesirleniyor. Şükürler olsun. Sen de bilgiyi verince, anlatınca halk hakikaten çok ciddi bir şekilde çok zevkli ibadetler yapıyor yani. Mesela tavaf yapıyoruz, peşinden sahaya gidiyoruz. Hiç yoruldum diyen yok. Sahaya giriyoruz, sahaya bitiyor. Yani nasıl bitti diye ifade kullanıyorlar yani. Niye? Anlaşılıyor ki o zevkten ne yapamamışlar? Tavafı da anlamamışlar, sahayı da anlamamışlar. Her tavafımızın sonunda mutlaka şu ifade koyuyor. Bitti mi ya deniyor. Her tavaf. Niye? İşte öyle bir zevke kapılıyor ki insan tavafta. O zevke sonunda tavafın bittiğini bile ne yapamıyor? Anlayamıyor yani. Hakikaten çok bereketli oldu. Ve yani orada bir yabancılık çekmiyoruz. Gerçekten insanın kendi yeri gibi. Beytullah hakikaten insanın kendi bulmuş olduğu bir ortam. Oradaki insanların hali de aynı şekilde. Halkımızın da teveccühü çok yüksek olması sebebiyle çok bereketli geçti, çok dualı geçti. Türkiye'ye çok dua ettik. Türkiye'mizle alakalı, özellikle terörle alakalı, aynı zamanda gençlerimizle alakalı çok ciddi dualar yaptık yani. Yalvardık Rabbimize yani, gençlerimizin durumuyla alakalı büyük bir dualar yaptık. İslam'a yardım edenlere çok büyük dua ettik. Halkımıza çok dua ettik. Türkiye'mize gerçekten büyük dualar yaptık. Yalvardık Rabbimize. Çünkü üzerimizde oynanan oyunlar var. O oyunlarla alakalı gerçekten büyük bir mücadele lazım, gayret lazım. Rabbimizin rızasını çekmek lazım. Rabbimizin güzelliğini çekmek lazım. Hakikaten güzel bir çalışma oldu. Zevkli oldu, bereketli oldu. Arkadaşlarımız çok iyiydi, kadromuz çok iyiydi. Seyircilerimize çok dua ettik. Onların da arzuları için çok dua ettik. Elhamdülillah. Rabbim kabul eylesin inşallah. Tekrarı nasip edersin. Güzel oldu, bereketli oldu. Ama tabii biliyorsunuz
her defasında insan sanki yeniden bir yenileniyor, yeniden heyecanlanıyor. Kaç defa gitmesine rağmen Beytullah'a yine gideceğiz dendiği zaman yine bir bakıyorsun bir tekrar bir heyecan kaplıyor. Rabbim bu güzelliği vermiş yani. Bu çok güzel bir şey yani. Orada çok güzel ibadetlere koşturuyor insan. Hakikaten koşturuyor. Tabii birkaç madde var. Şimdi birkaç maddeye de dikkate almak lazım. Nedir o mesela? Orada yaşamış olduğumuz güzellikleri, zevki Türkiye'ye taşıyamıyoruz. Burada bir sıkıntımız var yani. Yani orada ciddi bir zevk yaşanıyor. Ciddi bir güzellik yaşanıyor. Ciddi bir mücadele yaşanıyor. Çok güzel bir vazifeler yapılıyor. Mesela bir bakıyorsun bir adam rahatlıkla yarım saat önce de namazı beklemeye oraya rahatlıkla gidebiliyor yani. Rahatlıkla gidiyor orada. Vazifesini yapıyor, tesbihini çekiyor, Kur'an okuyor. Ondan sonra belli şeyler yapabiliyor. Ve gerçekten namazı bekleyebiliyor. Ama aynı güzelliği İstanbul'da Türkiye ne yapamıyor? Taşıyamıyor. Çok zevkli tavaplar yapabiliyor. Namazlarda gerçekten bir zevk alıyor. Her şey çok güzel. Ama aynı güzelliği Türkiye'ye taşıyamıyor. Ha, orada mesela bakıyorsun insanların birbirine davranışı, arkadaşların birbirine davranışı. Ya kendi kardeşlerimiz arasında bile onu gördük yani. Bakıyorsun o kadar samimi, o kadar candan, o kadar yani hevesli, müthiş bir sevgi akıyor yani. Ama bakıyorsun bu şey belli ki Türkiye ne yapılmıyor, taşınmıyor. Artı çok ciddi sözler veriliyor mesela orada. Gerçi onu eskiden beri görürüz yani. Şimdi Mevla'ya söz veriyor adam. Ya Rabbi tamam diyor. Bu iş bitti diyor. Bir daha harama dönmeyeceğim diyor. İbadetlerime koşacağım diyor. Orada tabii gerçekten hakikaten onu görüyor kendinde. Türkiye'ye dönüyor bakıyorsun adam hiç sanki o sözleri vermemiş gibi. Bir anda değişik yani. Bu kadar hızlı nasıl değişiliyor? Yani orada o feyzi, bereketi, Kabe'nin nurunu gerçekten insan hissedince, anlayınca bir bakıyorsun orada adam eriyor yani. Zaten ben açık açık söylerim. Orada da söylüyorum. Yine söylüyorum, orada da söylerim yani. Dedim ki, burada söylenen, verilen sözler, ifadeler bizim için ne değil? Geçerli değil kardeşim. Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'lik halini gösterecek kendini yani. Yoksa buradaki halin, şimdi burada sen söyle, son derece feyizli, bereketli, her şeyinden arınmış bir şekilde ne yapıyorsun? Kendini buluyorsun. E şimdi burada her türlü sözü verebiliyorsun. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Şeytan nefis tekrar şöyle takıntıların tekrar senin üzerine bir gelsin. Sen oralarda vereceğin, oralarda yapacağın hareketler bizim için önemli. Yoksa acayip bir şey var yani. Tabi bununla beraber dikkatimizi çeken birkaç madde var. Bunu da söyleme ihtiyacı hissediyorum. Birincisi yine halkımızla alakalı. Halkımız Kur'an-ı Azim şu ana orada bakıyorsun. Kur'an-ı Kerim okuyamayanlar ortaya çıkıyor. Ama bahanesi ne? Hocam ben buradaki Kur'an'ları da okuyamıyorum. Değil. Sen Kur'an okuyorsan her yerde okursun yani. İşte o bahane. Niye? Kur'an-ı Kerim eksiğimiz var. Evet. Hatırlarsanız bir abimiz vardı Sefaköy'de. Sinopluydu galiba. Kemal amca. Kemal amca, Kemal amca. İşte o anlatmıştı o. Bir merasime katılmıştı. Merasimde anlatmıştı. İki yerde çok ağladım dedi. Ama ağlanacak gibi yani. İki yerde çok ağladım dedi yani. Birincisi dedi, hastanedeydik dedi. İstanbul Cerrahpaşa'da hastanede babası son anlarını yaşıyormuş. Davet etmiş. İşte orada birkaç kişiyi davet etmiş yani. Gelin babam gidiyor, Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum. Kur'an bilmiyorum. Babam ahirete gidiyor, başına biraz Kur'an okuyun diye davet etmiş. Kimi çağırdıysam diyor, o da ben de bilmiyorum dedi diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Sonra adam diyor böyle yapıyor. Adam gitti ya diyor. Gitti diyor yani. Başında Kur'an okuyamadan gitti diyor yani. Orada diyor çok ağladım diyor yani. Şu halime bak ki Kur'an-ı Kerim bilmiyorum dedi. Ya. Ki o zaman 57 yaşından bahsediyordu kendisi için. Sonra bir de diyor Beytullah'a Allah nasip etti beni diyor. Herkes diyor Kur'an-ı Kerim'e koşuyor diyor. Alıyor Kur'an okuyor. Ben diyor bakıyorum diyor ama Kur'an-ı Kerim alamıyorum elime diyor. Niye? Bilmiyorum çünkü diyor. Bilmediğim için diyor bu sefer. Orada da çok ağladım diyor yani. Ama elhamdülillah sonradan öğrendi. Şimdi her ay aşağı yukarı bir hatim gönderir. İşte duasını yapar mısın babında yani. Şu anda maşallah 58 yaşında öğrenmişti yani.
58 yaşında, dikkat edin. 57 yaşındaymış bu olay olduğunda. 58 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendi yani. Ama dikkatimi çeken şu oldu yani. Beytullah'ta herkes diyor Kur'an-ı Kerim'i anmaya koşarken diyor. Hakikaten diğer ülkelerde baktığımızda Kur'an-ı Kerim okuyanların sayısı çok yüksek. Herkes, yani mesela Kur'an-ı Kerim alınıyorsa orada bakıyorsun, hep diğer ülkelerden alınıyor yani. Kitaplıklardan yani, Kur'anlıklardan. Ama bizimkiler bakıyorsun, Hikmet-i Hüda, lak lak, muhabbeti çok seviyor bizimkiler zaten. Kur'an-ı Kerim'den uzak duruyorlar yani. Rabbim muhafaza etsin. Tamam. Bu biraz sıkıntı. Bir de çok önemli olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Bunu aslında normal şartlarda yetkililerimiz bu işe sahip çıkabilir isteseler yani. İsteseler sahip çıkabilir. Çünkü görülen o ki şu anda oranın kralıyla, Kral Salman'la yani bir temas hali var. Evet. Yani özellikle tavaflarda erkek kadın karışığıyla, umumuyla alakalı hakikaten çok büyük sıkıntı var yani. Özellikle hanım ablalarımız son derece sıkıntı içinde yani. Erkekler yine kendisi ne yapıyor? Muhafaza ediyor veya artık normal devam ediyor. Ama hanım ablalarımızın hakikaten çok büyük ne var? Sıkıntı çektiğini görüyoruz yani. O yüzden dolayı bu tavafların mesela Medine evlerinde ayrı. Evet. Yani orada tavaf yok belki ama netice itibariyle hanımlarla erkekler orada nasıl? Ayrı. Hanımlar kendi kapısından giriyorlar. Peygamberi ziyaret ediyorlar. Namazlarını kılıyorlar. Erkekler kendi kapılarından giriyorlar. Hiç de sorun yok yani. Hiçbir sıkıntı da yok yani. Gayet de güzel. Evet. Mekke'de de bu yapılabilir yani. Mesela bir kat tamamı kadınlara ayrılabilir. Tamamı yani. Tavaf saatlerinde de alakalı ne yapılır? Mesela sabah 8 ile 11 arası hanımlara aittir denir. 3 saat. Akşamleyin de şu saatten şu saate yine hanımlara aittir denir. Son derece olabilir yani. Bununla beraber bir şerit çekilebilir. Bunun dışında yani. Bir şerit çekilebilir. O şeridin bir tarafında erkekler, bir tarafında kadınlar yapacak denir yani. Hiç de sorun olmaz yani. Evet. Ama Hikmet-i Hüda niye ilgilenmezler, niye şey yapmazlar, takip etmezler bilmem yani. Acayip bir sıkıntı var o konuda. Kadınla erkekli tavaf hakikaten. Çünkü çok ciddi bir kalabalık var. Şimdi kalabalık olmasın diye dua etmek yanlış, o çok yanlış olur. Olmasın diye düşünmek de yanlış olur yani. Niye? Bizim dualarımızda ne var? Ya Rabbi bu işin adamlarını çoğalt. Beytullah'ı sevenleri çoğalt. Dini mübin İslam'ı sevenleri çoğalt. Allah peygamber sevenleri çoğalt. Ahiret adamlarını çoğalt. Bu gibi ifadeler yani zaten buraların çoğalmasına sebep. Hem çoğalt diye dua ederken hem de karşı taraftan ya bunlar burada ne kadar kalabalık, ya bu kalabalığın burada ne işi var deme durumumuz yok. Olmaz yani. Daha da kalabalık olsun. Mevla daha da sayısını artırsın. Ama ölçülere dikkat edilsin yani. Ölçüye dikkat et yani. Dikkat edilmeyecek bir şey yok. Bunu Medine'de zaten yapılıyor. Yapılmayan bir şey söylenmiş olsa dersin ki sen ilk defa bir şey söylüyor. Öyle bir şey yok ki. Medine'de zaten yapılıyor. Hanımların girdiği yer başka. Erkeklerin girdiği yer de başka. Ayrımları da güzel yapmışlar. Hiç temasın yok, bağlantın yok. Son derece mükemmel yani. Aynı şey Beytullah'ta olma durumu var. Çok kolay yani. Sadece istek. İstek oldu mu iş biter yani. Ama şimdi bu istek yok yani. Şimdi şöyle anlatırlar. 96 yılında Erbakan Hoca Kral Fahd'la beraber görüşürken Efendi Hazretlerimizi davet etmişler oraya. Kral Fahd Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki daha ilk şeyinde yani bu tavafın ayrılmasını buyurmuş yani. Tavafa birbirine girmesin millet ayrı ayrı. Kadınla erkekle ayrı ayrı olsun diye. Kral Fahd şey demiş, bidat demiş. Peygamber zamanında bu yoktu demiş. Sen ne konuşuyorsun ya? Mübarek peygamber zamanında eğer bu şekilde bir olay olsaydı o zaman zaten peygamber bunu tavafı bile yasaklardı neredeyse ya. Evet. İyi anlamak lazım ya. Sen ne anlatıyorsun ya? O zaman bir kalabalık dahi olsa usluk vardı yani. Kadınla erkekle ona göre herkes haddini olduğunu biliyordu ya. Yani. Evet. Şimdi o nerede?
ezbere bir konuşma yani. Ne konuştuğunu bilmeyen tiplerin ifadeleri yani. Evet. O yüzden dolayı ama bugünkü kral sen söyle bayağı gerçekten bu işe şey olumlu gözüküyor. Evet. Nereden anlıyorsun? Şuradan anlıyorum açık söyleyeyim. Birinci derecede biliyorsun şeytan Mekke'ye giremiyor. Medine-i Münevvere'ye de giremiyor. Ama şeytanlaşmış tipler vardı. Şeytan adamları vardı. Onlar da gelmedi bu sene elhamdülillah. Evet. Onlar da gelmeyince hakikaten bu sene feyiz çok yüksek oldu. Çok bereketli oldu yani. Bir de özellikle Vahabilerin de şeyini kırmış bu kral. Çünkü özellikle Cennetül Bakı'yı da gördük. Onların yani oradaki son derece saltanatını yani kaldırmış yani. Evet. Son derece kaldırdığı için de büyük bir feyiz vardı. Bereket vardı. Adamlar çünkü oradaki mesela bir Hazreti Osman'ı ziyaret edeceksin. Ve annelerimi ziyaret edeceksin. Daha ziyarete başlamadan adamların senin bir defa bütün her şeyini alt üst ediyorlardı yani. Daha ziyarete başlamadan alt üst oluyordun yani. Davranışları, hakaretleri, tavırları, bağırmaları, çağırmaları, biçimsiz davranmaları, böyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf muamele yapmaları falan böyle zaten seni orada bitiriyordu yani. Artık orada hep tepkili, devamlı tepkili durma durumuna geçiyordun yani. Ama şimdi elhamdülillah onları kaldırınca bir defa bir rahatsın yani. O rahatlık zaten sana otomatikman feyiz bereket kin gelmesini sağlıyor yani. Son derece sıkıntılıydı yani. Ama elhamdülillah bu sene onu gördük. İnşallah devamını da görürüz inşallah. İnşallah. Ve gerçekten çok başarılı oldu. Ama tabii bunu dediğim gibi dikkate almak lazım. Bir de Medine-i Münevvere'de bir sıkıntı var. Hanımlar kısmında özellikle. Orada hanımlar, Türkiye'deki genel hanımları, Suudlu hanımları ilk ziyaret alıyorlar. İlk. Evet. İlk ziyaret onlara alınıyor. Türkiye'den gelenleri en son alıyorlar. En son. Mesela saat gece 9'da açılıyor diyelim. En son alınacağım sonra 12'ye kadar kalıyor iş yani. 11.30-12'ye kadar daha kadınların içeriye girme, peygamberi ziyarete girme. Bir bakıyorsun kadınlar 12.30-1'de otele dönme durumunda kalıyorlar. Niçin? Çünkü ziyaret saati geç. Ve bunu da devamlı aynı şekilde yapıyorlar yani. Evet. Yani bu son derece sıkıntılı bir ortam olmasına rağmen. Ama yetkililer bu işe kulak vermiyor. Vermiyor. Niye vermedikleri de belli değil. Zaten değişik yani. Yani değişik bir konu. Bununla beraber Haç'ta zaten daha önce de dillendik ki de söylüyoruz yani. Mina, Müzdelife olaylarında zaten sıkıntılarımız vardı. Ama buna rağmen yine Beytullah'ta gerçekten vazifeler ne? Bereketli, güzel. Dualar güzel. Yalvarmalar güzel. Rabbim inşallah tesisini yüksek eylesin. Amin. Bunu da bilmek lazım. Seyircilerimize çok dua ettik. Bütün kardeşlerimize çok dua ettik. Rabbim tesisini yüksek eylesin inşallah. Hocam ben daha önce de konu olmuş olan bir şeyi de aslında yeri gelmişken onu da ufaktan açmak istiyorum da hocam. Yani şimdi bizim orada halkımız Kur'an'la alakalı biraz eksiği var. Okuyamıyorlar zaten. Bir sohbet ortamı da olmuyor. Hani daha önceleri orada bizim kürsümüz, kürsülerimizin olduğu falan söyleniyordu hocam. Şimdi normalde 90 yıllarının başlarında filan ne kadar hatta daha sonra kadar yani 28 Şubat var ya. Evet hocam. Şimdi 08 Şubat çıktı ama onu da bilmek lazım ama daha önce 28 Şubat'lardı. 28 Şubat 97 galiba. Şimdi 08 Şubat 2016 çıktı. O da bir o tarihi de unutmamak lazım. Herkesin aklında olsun bu tarih. Lazım olur bu tarih. Daha önce işte orada Türkiye'den gelen hacı abilerimize, ablalarımıza orada kürsüler vardı. O kürsülerden bilgiler aktarılıyordu. Bilgiler sunuluyordu. Herkesin kürsüsü var. Her ülkenin var yani. Tabii şu anda o devam ediyor. Ama Türkiye hariç. Türkiye hariç devam ediyor. Ondan sonra diğer ülkelerinki hala orada kürsüleri var. Hocaları çıkıyor kürsüye. Orada sohbet ediyorlar. Vaaz ediyorlar. Onlara bilgilendirme yapıyorlar. Normal devam ediyor yani. Ama Türkiye'nin o yıllarda işte siyasetle çok ilgilendiği için hocalar ve şeyler, halk siyasi atmosferde bir yerlere yönlendiriliyorlar diye Türkiye'den baskı gidiyor.
O Türkiye'den giden baskı neticesinde orada kürsüler kaldırılıyor yani. Şu anda da yine aynı şekilde ne kalmış durumda yani. Yani yoksa normalde aslında çok ihtiyaç o. Mesela düşünsene orada kürsüm var. Mekke'nin, Beytullah'ın içinde. Orada sen ne yapıyorsun? Halkı toplamışsın. Onlara gerçekten bilgilendirme yapıyorsun. Sohbet ediyorsun, şuurlandırma yapıyorsun. Ön açıcı konuşma yapıyorsun. Oranın ciddiyetini, ehemmiyetini anlatıyorsun. Çok müthiş bir çalışma olur yani. Hakikaten çok verimli bir çalışma olur. Ama o işte dediğim gibi daha önce baskı yapılmış. İşte belli şeylere, siyasi yerlere çalışma yapılıyor buralarda diye. Onun kaldırılması istenmiş. Ve şu an o zaman kaldırılmış yani. O hala aynı şekilde devam etmekte. Ama inşallah tekrar geri gelir diye ne yapıyoruz? Aslında şu ortamda gelme imkanı çok yüksek. Yani bunlar normalde olması çok zor şeyler değil yani. Olmaması için sebep yok yani. Çok basit, hemen parti olacak şeyler yani. Sadece ilgi ve alakadan dolayı. İlgi ve alakadan da sıkıntı var yani. Normalde bizim yetkililerimiz az bir ilgilenseler, takip etseler, şuna kulak verseler, yani belki de Kral Süleyman'a şu ifadeyi kullansalar, yani sen bunları toparla, bunları düzelt. Bak, bizim böyle bir hakkımız vardı, bu hakkımızı geri istiyoruz. Kürsülerde hoca efendiler ne yapsınlar? Yönlendirici, bilgilendirici, onları şuurlandırıcı çalışmalar yapsınlar yani. Deseler, yani diğer ülkelerde olmasa, diğer ülkelerin oradaki böyle bir hakkı olmasa, o zaman zaten sen de isteyemezsin. Ama diğerleri yapıyorsa bizim de hakkımız var demektir yani. İnşallah Mevlam tekrar ikram eder inşallah. Amin. Zor değil ama sen söyle, ilgi lazım, takip lazım. Halkımızın da buna ihtiyacı var. Çünkü hazırlıksız insanlar gidiyor. Mesela adama diyorsun ki hadi ümreye gidiyorsun. Misal. Adam niyetine kadar sana yaptırıyor. Yapacağı her şeyi yolda öğreniyor. Türkiye'de seminer versen gelmiyor. Gelmiyor yani. İşini gücünü bırakmıyor yani. Ama oraya gidince bu sefer orası tabii ona göre bir yabancı yer olması hasebiyle sen nereye çekersen geliyor. Gel kardeşim şu kürsüye mesela 10 numaralı kürsünün etrafında buluşalım. Misal diyorum yani. Otomatikman gelecek oraya ve orada icabında sen onu bilgilendireceksin. Tavaf nedir bilgilendireceksin? Tavaf nedir bilgilendireceksin? Dikkat et. Hacer-i Süt nedir bilgilendireceksin. Onun sahi nedir bilgilendireceksin. İhram nedir bilgilendireceksin. Tıraşın ona göre çeşidini haber anlatacaksın. Yani yapacağı bütün vazifeleri orada ne yapacaksın? Anlatacaksın. Adam oturmasını kalkmasını bile göstereceksin. Bir de sosyal yaşantısı var. O da önemli. Yani hangi kapıdan nasıl girecek, nasıl çıkacak? Onlar bile orada çok önemli yani. Çünkü çıktığın kapıyı da girdiğin kapıyla çıktığın kapıyla bir şaşırtırsan, hele özellikle bu işleri de biraz anlamıyorsa yandı piyasa yani. O yüzden onları bile öğretmen lazım yani. Gerçekten ihtiyaç yani. Yoksa kaybolan aramaktan millet canı çıkıyor. Evet. Kaybolan aramaktan milletin canı çıkıyor yani. Herkes bunu biliyor yani. Gidenler bilirler yani. Kayıp eşya aramaktan da canı çıkıyor milletin. Çocuk aramaktan. Niye? İşte sosyal oradaki ortamın da mutlaka ne yapılması lazım? İnsanlara anlatılması lazım yani. Yoksa kalkıp da iş oraya milleti götürmek değil sadece. Oraya götürüp gerçekten bu işin zevkini, tadını aldırmaktır yani. Ben açık söylüyorum, 94'te bir abimiz vardı yine. 94'te gitmiş. 42 gün kaldım dedi. 42 gün kaldım. Ama dedi sizin yaptığın bir tavaf dedi, 42 günün tamamını sildi dedi yani. Müthiş dedi, zevk aldım dedi yani. Aynen bu ifadeyi kullandı yani. Yani anladım ki bu halk bu işi seviyor. Orada da mesela karşılaştığım şeylerle alakalı. Adam bizim tavafımızın iki tane şavutuna, üç tane şavutuna katılıyor. Dualara katılıyor. Ümremin diyor en kıymetli dakikaları bunlar oldu diyor. Diyebiliyor bunu yani. Niye? Çünkü insanlar bu işe iştiyaklı, sevgili, muhabbetli, arzulu yani. İstiyorlar bunları yani. Ama sen şimdi kalkıp da bu insanlara bunları öğretmezsen, bilgilendirmezsen, seminerler verdirtmezsen, şuurlandırmazsan bu insanlar ne yapsın? Ama inşallah olacak diyoruz. Hep öyle diyoruz yani, olacak. Senelerdir bunları söylüyoruz ama hep olacak diyoruz yani. Ama bakıyorsun, bir gıdım ilerleme şeyi yok yani. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla halkımız da zaten olayın tam şuurunda değil. Yani farkında değil yani. Bu olayların düzelmesiyle alakalı.
Düzelmez zannediyor aslında. Evet, çok basit bunlar yani. Ama düzelmez zannediyor. Yetkililer de aman milletin gözü fazla açılmasın. Böyle iyiyiz diyor. Git Kabe'ye. İşte ne? Otelde yat aşağı. Zaten bir yer, bir kurum var. Biz ismini vermeyeceğim kurumun ama şu kadar söyleyeceğim. En iyi hacı yatan hacı. Mantığında onlar. Allah selamet versin. E şimdi böyle bir mantıkla insanları sen oraya götürürsen, en iyi hacı, yatan hacı mantığında götürürsen insanları, aman Beytullah'a gitmeyin, sıkışırsınız, işte izdiham olur, şöyle olur, böyle mantığında sen insanları buraya götürürsen, sen zaten bunlara dikkat etmeyeceksin zaten yani. Etmemen gerekecek yani. Ama sen normal şartlarda bu insanlara ben vazife yaptırmak istiyorum, şuurlandırmak istiyorum. Bu insanların gerçekten buradan bir hazlarını almasını istiyorum. Bu işin zevkini yaşamasını istiyorum. Şunda olsan zaten otomatikman bunları zaten ne yapacaksın? Değerlendireceksin yani. Rabbim inşallah iyi değerlendirilen olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Ama maalesef böyle bir sıkıntılarımız var. Ama her şeye rağmen yine Beytullah hakikaten güzel. İbadet güzel, dua güzel, yalvarma güzel. Rabbim inşallah tekrar nasip etsin. Amin. Allah razı olsun hocam engin bilgilerinizden dolayı. Özellikle ümmetin ihtiyacı olan o şeylerle alakalı, o bilgilerle alakalı inşallah devlet erkanımız dikkat ederler. Çünkü bu sıkıntılar her gün yaşanan sıkıntılar aslında hocam. Çünkü devamlı surette orada hac veya ümre vazifesiyle olan abi kardeşlerimiz olduğu için onlar devamlı bu sıkıntıyı yaşıyorlar. İnşallah devlet ricali de buraya. Mesela orada bir tane daha dikkatimi çekiyor. Bir konu daha var. Bütün İslam ülkelerinden oraya şey geliyor. İnsanlar geliyor. Müslüman geliyor yani. Yani belki de şu andaki ümmede bile milyonun üzerinde Müslüman vardı orada yani. Milyonun üzerinde yani dikkat et. Haçta tabii biliyorsun daha çok. 6-7 milyon insan oluyor, Müslüman oluyor yani. Şu anda bile çok ciddi bir kalabalık vardı yani. Ülkelerden gelmiş yani. Bakıyorsun nereden gelmiş mesela? Şu ülkeden böyle işte isim saymıyorum. Anlaşılsın mesela anlaşılsın. Geliyor tabii sizi görüyor. Hoşuna gidiyor. Kılık kıyafetiniz falan. İşte dua edin filan falan. Bakıyorsun sana yaklaşıyor ama dilde sorun var. Dilde. Evet. Dilde sorun var. Yani. Türkiye'de ve tüm dünyada resmen bizim mahalle baskısıyla beraber üzerimize İngilizce. Ne İngilizce ya? Arapça öğrensin millet. Ana dilimiz Kur'an dilimiz ya cennet dili. Dünyadayken cennetimizin hiç olması dilini öğrenmiş olalım. Ana dilimiz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Azimüşşan dili ve en kolay dil Arapça. Onu öğrenmiş olsak, bütün dünya Müslüman öğrenmiş olsa, orada bir yere geldiğimizde, karşılaştığımızda rahat rahat ne yapalım? Onlarla dertleşelim, kaynaşalım, dertlerini dinleyelim, oradaki hali soralım. Mesela karşılaşıyorsun diyelim Mısırlıyla veya işte Suriyeliyle fark etmez kimle karşılaş. Soruyorsun mesela bir yere kadar anlaşman devam ediyor. Bir yerden sonra bakıyorsun tıkanma meydana geliyor. Niye? Ya onda sıkıntı var ya sende sıkıntı var. Veya hiç bilmiyorsa zaten herkese sıkıntı var yani. E ne oldu şimdi? E ne olur bizim herkes gerçekten diline sahip çıksa? Dil yani Arapça diline sahip çıkacak yani. Ve öğrenilmesi de son derece kolay yani. Son derece kolay. E ondan sonra ne olur? Tüm dünya Müslümanlar bir yere geldiğinde dertleşmesi, kaynaşması, istişareleri, orada işte ona göre değerlendirmeleri ne olur? Güzel olur yani. Kardeşinin dilinden anlarsın yani. Ne anlattığını anlarsın yani. Ne istediğini anlarsın yani. Ama ve lakin maalesef bir batıya kafirlere bir özenti var. Onların dili olacak mantığıyla ne oldu? Ne geçti elinize? Elimize ne geçti yani? Hiçbir şey olacağı yok. Sıkıntıdan başka bir şey olmaz yani. Rabbim inşallah bu konuda uyanmayı nasip etsin inşallah. Amin. Bunu bilerek yapıyorlar. Kasıtlı yapıyorlar. Kardeş kardeşler ne yapmasın? Anlamasın. Anlaşamasın. Cahil kalsın. Birbirlerine dertleşemesinler. Ama inşallah Rabbim bunların önünü açacak inşallah. İnşallah. Duyarlı olacağız. Önünü açacağız inşallah. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin. Bunları konuşmak lazım ki yani en azından millet bak bunlar var ya işte değerlendirmesine hiç olmazsa girsin. Adım adım da istekleri olur inşallah. Rabbim inşallah tamamına erdirsin inşallah. Amin. İnşallah hocam. Sorun olacak. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Mevlam razı olsun sizden. Amin.
Hocam şimdi umreye gidiş niyeti kişinin yani oradaki dikkat etmesi gereken amel niyeti gönlü nasıl olmalı? Onu sormak istiyordum hocam. Bir arkadaşım sormuştu bana. Bir de hocam umrenin kişiye faydası ne olur hocam? Yani kişide ne gibi bir başlangıç olur mu olmaz mı? Evet. Bir şeyleri toparlayabilir mi? Şimdi normalde eğer umreye giderken eğer şu niyetle giderse çok büyük kalite alır yani. Nedir o? Ben orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını geçirmiş olduğu, peygamberlik kendisine gelmiş olduğu, Kur'an-ı Azim şu an inmiş olduğu, Cibril Emin'in getirmiş olduğu, Kur'an-ı Azim şu an inmiş olduğu, Mevla Teala'nın tecellisinin daima olmuş olduğu bir yerde, orada gerçekten oranın ahlakını almaya gidiyorum. Güzelliğini almaya gidiyorum. Sahabenin şuurunu almaya gidiyorum. Onların kalitesini almaya gidiyorum. Peygamber, bütün peygamberler orada yaşamış yani. En netice orada bulunmuş yani. Onların gerçekten güzelliklerini, ibadet aşklarını almaya gidiyorum. Oradaki heyecanı almaya gidiyorum diye gidersem müthiş bir değişiklik olur. Orada zaten onları aldığı takdirde, orada o niyetlerle olduğu zaman da kendisini müthiş bir yenilmiş olur. Maddi manevi kendisini büyük yenilmiş olur. Maddi manevi, dikkat edin efendim yani. Çünkü insan da maddi olarak da bir yere kadar ne? Bir yere kadar bakacak. Bir de dünya görüşü de çok ciddi bir şekilde değişmiş olur yani. Çünkü olaya o nereden bakıyordur? Bir bulunmuş olduğu mahallesinden, sokağından bakıyordur yani. Ama oraya gittiği zaman dünya üzerindeki bütün ülkelerden insanları gördüğü zaman orada ona göre bir bakışı değişiyor yani. Anlayışı değişiyor yani. O insanlardaki hali değişiyor yani. Ortamdaki çeşitli düşünceleri değişiyor yani. Değişir de yani. O yüzden dolayı illa gidilmeli yani. Zaten sadece ümre niyetiyle değil, hakikaten orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe-i kiramın, Kur'an-ı Azim Şan'ın o zevklerini bulmaya, aynı zamanda dünya üzerindeki Müslümanların da kesinlikle onları gerçekten görmeye gidilmeli yani. Rabbim başarmayı nasip etsin. Yenilenir insan yani. Her türlü yenilenir yani. Kısa da olsa öyledir ha. Yanlış anlaşılmasın yani. Kısa bile olsa, kısa bir ümme de olsa hakikaten yenileniyor insan yani. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten bu umrede sizinle de beraber olduğumuz için çok müthiş bir umre yaşattınız hocam. Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Yani sizin varlığınızla beraber oranın yaşanması gereken ama sayında olsun ama tavafında olsun ama umrelerinde olsun böyle her zerremizle sizinle beraber yaşamaya çalıştık. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Hocam orada dikkat ettiğimiz biraz önce de sizin de buyurduğunuz gibi gerçekten mesela mescitte bir kardeşimizle oturuyoruz. Müslüman ama işte dilimiz farklı olan bir kardeşimizle. Belli bir yere kadar dediğiniz gibi hocam böyle bir sohbet, ismine şu falan nereden geldin? Ama belli bir yerden sonra bir bakıyorsa olay bir tıkanıyor hocam. Yani karşı tarafta da bir eziklik var, sizde de bir eziklik var. Niye? İşte ben işte ondan niye konuşamıyorum, ona niye derdimi anlatamıyorum, tabii. Niye hasbihal edemiyorum? Gerçekten hocam bunu ben özellikle orada şöyle bir tefekkür ettim. Ya Rab dedim yani bu iş bize ne kadar lazım? Belki de orada kendi memleketiyle alakalı olan o yaşantılarını, durum, vaziyet hakkında bilgi alacağız. Veya bizim buradaki durumlarımızla alakalı oraya bilgi aktaracağız. Ama baktık ki belli bir yere kadar, hatta şöyle oluyor hocam. Belli bir yere kadar geliyoruz, belli bir yerden sonra herhalde ben buna derdimi anlatamayacağım düşüncesiyle böyle bu sefer kaçma gibi. Veya böyle uzaklaşma şeyini hissediyorsunuz. İhtiyacı. Gerçekten çok buruk olduk hocam. Yani ben bunu buyurduğunuz gibi gerçekten orada yaşadım yani. Allah'ım inşallah en kısa zamanda şu dil problemini çözüp ne bileyim yani böyle kardeşhane bir şekilde sarılmayı, birbirimize böyle dertlerimizi anlatılmayı nasip etsin. Benim diyeceğim hocam şu, tavaflarda hocam biliyorsunuz çok kalabalıktı. Yani böyle neredeyse böyle sıkışma gibi böyle o kadar böyle birbirimize girdiğimiz halde yani hiç kimseden bir şey yoktu hocam yani böyle bir yani niye itiyorsun, niye sıkıştırıyorsun, niye böyle işte boş yapıyorsun böyle bir dertlenme yok. Ne güzel bir kardeşlik vardı hocam. İşte bunu niye biz hocam şey yapamıyoruz? Yani oradaki o güzelliği yani belki bir eziyet yaşanıyor, bir sıkıntı yaşanıyor ama kimseden şikayet yok. Oradaki o güzelliği, o yani sadece ben tavafı misal verdim tabii genel manada hocam. Bu tarafa niye taşıyamıyoruz? Yani buradaki bizi engelleyen asıl yani o kardeşliği, o güzelliği bize buraya aktarmamızdaki veya burada onu canlandırmamızdaki sebep nedir hocam? Bunu şimdi orada normal şartlarda şeytan bir defa müdahale edemiyor Beytullah'ın içine. Onu bilmek lazım. Şeytan müdahale edemeyince bir defa oradan büyük avantajlıyız. İki, şartlanma olarak da insan öyle şartlanıyor. Ne yapıyor? Ben burada tatsızlık çıkartmayacağım. Kesinlikle ne yapmayacağım? Sen söyle kavga, gürültü, bağırma, çağırma yapmayacağım. Bunu da şartlanma da var. Bu da olunca bir de şuurlanma var.
Şuralanma ne? Sahabe-i İkram Efendimiz, peygamberler burada neler çekmişler, ne sıkıntılar. Bir de Beytullah'ın gerçekten kendine feyzi bereketi var. Nefis de orada zaten onları da görüyor. O feyzi bereketi de görünce bu sefer ne yapıyor otomatikman? Dizginlemiş oluyor yani. O yüzden dolayı orada yaşamak kolay. Ama aynı ahlakı buraya çevirmek zor. Niye burada? Çünkü bütün takıntılar çıkıyor piyasaya. Şeytan zaten ortada. O biçim. Şeytanlaşmış tipler ortada o biçim. Ondan sonra nefis zaten onlarla beraber azmış durumda. Onlara da beraber azmış durumda. Bir de şeytani işlerin burada çoğaldığı da görüyoruz. Mesela orada haram da göremiyorsun icabında. Eğer kendini şey yapmasa burada gözün içine sokuyorlar her şeyi. Ondan dolayı orada iş ne? Bir de zaten kilitlendiğin konu da ibadet. Kilitlendiğin konu ibadet olunca burada kilitlendiği konu ibadet değil adamın. Burada da olsa normal ibadete kilitlenmiş olsa, Allah'a kilitlenmiş olsa, gerçekten o yolun yolcusu olmuş olsa burada da adam o feyzi bereketi bulur yani. Ama kilitlenmiyor. Burada kilitlendiği konular başka. Neye kilitleniyor işte? Takıntıları var. İşi var, gücü var, eşi var, şuyu var, buyu var yani. Bir ton şeyi var burada. Bir de haramlardan orada uzak. Burada haramların içinde yüzüyor. Ondan dolayı onu burada yaşaması zor insanın. Ama dikkat edersen iyi olmasın. Yani oradaki düşünceyi buraya atlarsak aynı şeyi burada da yakalayabiliriz. Tabii, aynı şey. Evet. İnşallah. Rabbim ikram edeceğim hocam. Seyircilerimizin bazılarından hocam mesajlar var. Yozgat'tan Murat kardeşimiz, hocam Allah razı, Allah kabul etsin demiş hocam. Evet. Turgut kardeşimiz, hocam ana haberde diyor, dualarınızı izledik, çok memnun olduk diyor. O da Allah razı olsun diyor hocam. Osman Kamil kardeşimiz, hocam Allah kabul etsin, beraber gitmeyi nasip etsin demiş hocam. Evet. Mehmet Galip kardeşimiz, hocam sizinle gitmeyi çok isterdim, inşallah nasip olur demiş. İsmail Bey, hocam en kısa zamanda Mekke ve Medine'nin idaresi Türkiye'ye verilir inşallah demiş. Onu da dua ettik bu sene ilk defa. Daha önce etmiyordum, açık söylüyorum. Daha önce yani Beytullah'ın idaresi Türkiye'ye verilsin demiyordum. Bu sene ilk defa ettik diyebilirim yani. Çünkü bu sene hakikaten orada şunu gördüm ben. Etmemin sebebini söyleyeceğim. Halkımızın iştiyakını çok yüksek gördüm. Buna güne kadar niye etmediğimi de söyleyeceğim de. Etmiyorduk yani böyle bir dua yani. Her ederse etmezse başka biz başka bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Halkımızın iştiyakını çok yüksek gördüğümden dolayı halk çok gerçekten bu işi seviyor yani. Arzusu var, iştiyakı var. Ondan dolayı hakikaten bu sene ettik yani. Ama geçen seneye kadar etmedik yani. Niye etmedik? Onu da söyleyeyim. Çünkü daha önce biz buraya dua etseydik, bak ben size söyleyeyim. Gerçekten hizmeti bize verilseydi, bizimkiler ne yapardı biliyor musun? Bak açık söylüyorum ya. İnşallah şimdi yapmazlar. Daha da tam da güvenemiyorum ama hemen bir tane büst yaparlardı bahçeye. Ne büstün yapacağını anlamışızdır herhalde. Ondan sonra tabii değişik flamalar her tarafa asarlardı. Bayraklar, flamalar bilmem neler. Ondan sonra kravatlı hocaları böyle kravatlı imamlara takmak için Kabe'ye imam yaparlardı. Sinek kaydı. Aynı zamanda kravatı takmış boynuna. Böyle de tak geçirirlerdi şeye. Ondan dolayı Allah biliyor yani. Kesinlikle istemedik yani. İstemiyoruz da hala o şekilde olacaksa yani. Ne işin var yani? Hakikaten gerçekten bu işe ehil insanlarla beraber bu işi yapacaksan Rabbim ikram etsin yani. Ama yoksa kalkıp ha onların ben kaliteli olduğu için falan söylemiyorum. Kesinlikle onu kabul etmem zaten. Yani kesinlikle onların kaliteli olduğunu söyleyerek söylemiyorum onlara yani. Onların da kendine ait ne var? Bir ton sıkıntılarımız var yani. Ama ve lakin en azından hiç olmasa bir büs mantığı yok onlarda yani. Ya o büs mantığını yapmışlar? Onlar tamamen kaldırmışlar zaten. Sıfırdan yok etmişler yani. Her şeyi yok etmişler onlar. Onu kaldırmışlar. Bayrak şu bu filan şey de orada ne yok? Sen söyle. Öyle bir taraftarlıkları da yok onların. Sen söyle. Her türlü pankartlar sıcak taraftarlıkları, pankart alışkanlıkları da yok. O da güzel. Bununla beraber sen söyle. İmamları öyle veya böyle çok beğenilecek gibi değil ama hiç olmazsa yine bir sakalsa sakalı var hiç olmazsa. Yani en azından şeyse. Onun sakalı var hiç olmazsa. En azından kravat ahlakları yok. En azından kravat ahlakları yok. Ha çok beğendiğimizden demiyorum. İtikadi sıkıntılarımız var çoğuyla alakalı ama en azından sen söyle belli şeylere dikkat ediyorlar. Beyindeki itikat konusunda çok bilmediğimizden dolayı diyoruz ki hüsnüzdan yapıyoruz. Hüsnüzdanla beraber yürüyoruz yani. Ama maalesef Türkiye'ye verilse olan hizmeti ben size söyleyeyim yani. Açık söylüyorum. Ama şimdi öyle olmaz artık. Bunlara dikkat ederler zannediyorum inşallah.
Rabbim inşallah başarmayı nasip etsin. Ama Türkiye'deki hali görüyorsun yani. Türkiye hali görünce diyorsun ki bu imam kardeşlerimizle beraber bu iş olmaz diyorsun yani. Bu imam kardeşlerimizle bu iş olmaz yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes kendini biliyor. Ona göre değerlendirmesini yapsın yani. Ama inşallah Rabbim bu işin şuurunu, ciddiyetini, hassasiyetini tekrar bize ikram etsin inşallah. Ama istisnalar da illa vardır. İstisnalarla bu iş olur Allah'ın izniyle. Bir mail daha okuyorum hocam. Rıdvan kardeşimiz. Hocam nasip olursa kısa bir zamanda, zaman sonra Ümre'ye gideceğim. Kabe'yi ilk görünce nasıl dua yapmalıyız demiş. Normalde Kabe'yi ilk gördüğünde yapılan dua mutlak kabul. İmam-ı Azam Hazretlerimizin duası var. Güzel bir dua. O duayı tavsiye ediyoruz biz normalde. Ya Rabbi duası kabul olunan kullarından eyle beni dediği zaman duası kabul olduğu için otomatikman bütün duaları ne yapacak Allah'ın izniyle kabul olmuş olacak. İşte İmam-ı Azam Hazretleri böyle bir dua yapıyorsa, büyüğümüz böyle bir dua yapıyorsa mutlaka nedir? Yeridir. Onun yapmış olduğu dua da nedir? Bize gider yani. O yüzden dolayı güzel bir dua. Ya Rabbi duası kabul olunan kullarından eyle beni dediğinde dua kabul. Bundan sonra duaların kabul. O yüzden de güzel. Ama başka bir arzusu varsa da çok basit şeyler isteniyor. Çok ayıp oluyor mesela. Çok hoş olmayan şeyler. Adam bir takımı tutuyor. Tutmuş olduğu takımın galibiyetini istiyor. Daha Beytullah gördün. Yani bu ne kadar sorumsuzca, şuursuzca, ne kadar biçimsizce hakikaten son derece tehlikeli bir şey yani. Evet. Bir defasında yine bizzat kendi kulaklarımla dedim ki şahıstan ismini bile verebilirim yani. Ziyaretten çıkıyoruz. Peygamberimiz ziyaretinden çıkıyoruz. Peygamber ziyaretinden çıkıyoruz ya. Peygamber sonra ziyaret ettik. Cibril kapısına geldik. Cibril kapısında duamızı yaptık. Çıkıyoruz. Adam diyor ki daha çıkar çıkmaz. Ya, ne olmuş diyor filanca maç kaç diyor. Ne olmuş diyor. Maçı soruyor orada ya. Şimdi bu adam ne yaptı? Ziyaret yaptı. Ya mübarek adam yap Allah rızası için. O yüzden bu işin şuuru verilmeli. Bu işin ciddiyeti verilmeli. Bu işin hassasiyeti verilmedi. Yoksa buralarda kalkıp da Allah muhafaza etsin. Eksik iş yapmak bize yakışmaz. Rabbim muhafaza etsin. Ama ben yine aynı yerdeyim. Şunu söylemek istiyorum. Bizim halkımızı şuurlandırdığın takdirde bizim halkımız çok çok güzel ümre yapıyor be. Çok güzel hac yapıyor yani. Severek yapıyor, zevken yapıyor. Meşakkat görmüyor yani. Zevk alıyor yani. Sıkıntı da olsa sıkıntının içinde zevki yaşıyor yani. Asla. Mesela haçta özellikle bakıyorsun. Eğer sen şuurlandırdıysan eğer cemaatini gerçekten onlara ön açtıysan, onlara bilgi verdiysen o kadar yürüyorsun mesela hiç adam görmüyor onu. Görmüyor. Görmüyor yani. Ya yorulmuş, ümitmiş falan kesinlikle unutuyor onu yani. Ama inşallah bu işin hassasiyetinden dikkat edilir inşallah. Hacer validemiz Mevla Teala istemiş. Ya Rabbi demiş, su istiyorum demiş yavruma demiş. Sahide. Biz de istedik. Gençliğimize istedik. Evlatlığımıza istedik. Kalplerine iman istedik. İbadet aşkı istedik. Dünya üzerinde en çok dua ettiğim konulardan bir tanesi buydu yani. Çok üzerinde durdum. Hatta zevk aldım dualar. Dünya üzerinde gençlerimizin İslam konusunda lider olmasını, örnek olmasını çok dua ettik yani. İslam konusunda gençlerimiz, düşünebiliyor musun? Her biri İslam konusunda örnek ve önder konumunda dünya üzerinde. Rabbim ikram edilsin inşallah. Gençlerimize çok dua ettik bu konuda. O da dikkatimi çekiyor aslında. O da bir değişik bir şey. Hep böyle ifade gençlere kayıyor. Sanki bir kesimden sonra artık öyle bir hale geldi yani. Baktım böyle ister istemez. Hep ifademiz, duamız bir bakıyorsun gençlere kayıyor. Çünkü bir kesimden sonra artık sanki onlar kilitlenmiş. Kilitlenmiş ya. Adam bir yaştan sonra kilitlenmiş ya. Oğlum kafa zihniyeti ne yapmıyor? Değişmiyor. Beyin değişmiyor. Kalıplaşmış yani. Yani neye inandıysa onunla beraber sanki ahirete gidecek gibi bir hali var yani. Değişmiyor. Bir bakın ifade tek hep gençlere kayıyor. Gerçekten dikkatimi çekti yani. Ondan yani Rabbim inşallah hakikaten bu işin sahibi olmayı nasip etsin. Ümre paylaşımlarınıza nur hocam. Teşekkür ederiz. Daha önce de ifade buyurdunuz hocam. Ümre zevk derdiniz. Ama şimdi biz sizi hocam Türkiye'ye alacağız. Türkiye demek de maalesef biraz sıkıntı demek hocam.
Hocam dün itibariyle, dün sabah itibariyle Türkiye'mize gerçekten ciddi manada bir sıkıntı olayı yaşandı hocam. Asrın müceddidi, dünyanın dört bir yanından asrın müceddidi, en kıymetli alimi, Allah dostu olarak sevilen, sayılan, takdir edilen bir şahsiyetin ki Sultanımız Efendi Hazretlerimizin ki bu değeri Rabbim Türkiye'ye ikram etti hocam, Türkiye'ye nasip etti. Ama maalesef dün artık hakiki manada iç yüzünü bilemediğimiz sebeplerden dolayı öyle hüsnüse öyle ifade ediyoruz ama tabii insanın kalbinde de yatan bazı düşünceler var hocam. Efendi Hazretlerimizin huzurunda kendi adına yapılan külliyeyi devlet kanalıyla yıkılmaya geldi ve yıkıldı hocam. Bu hususta ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi tabii evvela şunu söylemek istiyorum. Ümre olayını anlattıktan sonra, ümre şeyini bahsettikten sonra böyle bir soruyla karşılaşmak, bu soruyu bir defa karşımıza almak hakikaten bir defa son derece zor ve sıkıntılı bir ortam, onu bilmek lazım. Şimdi bu bizim tabii kabullenmeyeceğimiz, kabullenemeyeceğimiz, kim olursa olsun, kim olursa olsun asla son derece kınayacağımız çok ciddi bir olay yani. Normal bir olay değil yani. Yani bizim için Efendi Hazretleri'nin adına yapılmış olduğu bir külliyeyi bu şekilde haince, hunharca, son derece çirkin bir şekilde yıkılması bu son derece yani böyle kim olursa olsun diyorum fark etmez yani. Son derece yanlış, hatalı, eksik. Nasıl böyle bir şeye cesaret ettiler? İşte o yüzden ben ne demiştim? 08 Şubat 2016 millet yazsın yani. Bu önemli tarih yani. Yani böyle bir şeye kim cesaret etti, nasıl yaptı? Hala şaşkınlık içinde takip etmekteyim yani. Son derece yanlış. Tabi bunların hep aşamaları vardır. İtiraz etmiyoruz ama bu aşamalar bu hale gelmesine sebep değildi yani. Evet. Hiçbir türlü yani. Yıkım resmen herkesi yıkımdır yani. Bu yıkım herkesi yıkımdır yani. Efendiye yapılan bir hareket saymayın bunu yani. Bu herkese bir yıkımdır yani. Hep beraber seyredeceğiz. Tarih yazılsın yani. Bu herkese yıkım yani. Hep beraber göreceğiz yani. Şimdi olayın birkaç tane boyutu var tabii. Birinci boyutu, bizi en çok ilgilendiren boyutu bir defa. Ya sen sultanımla alakalı, Efendi Hazretimizle alakalı, ya Türkiye üzerinde böyle bir kıymetli insan, her şeyle mükemmel insan, her zaman devletine, vatanına, milletine son derece sahip çıkan insan, her türlü duasını, her türlü olayını ortaya koyan, kendini kabullendirmiş bir insan, yaşı itibariyle baktığımız zaman hizmetiyle beraber son derece mükemmel bir insan, dünya üzerindeki alimlerin kabullenmiş olduğu bir insanı sen, ya Türkiye'de, ya Allah rızası için ya, bu zatın ismine ne olur ya, böyle bir külliye yapılsın, ne var bunda ya? Nedir derdin yani? Kaçak maçak filan bunları geçin yani. Öyle bir şey yok. Söz konusu değil bunlar yani. Dünya, Türkiye üzerinde kaçak olaylarını herkes her şekilde biliyor. Nerelerin kaçak olduğunu herkes her şekilde biliyor yani. Bırakın şimdi bu işleri. Bunun altında başka bir şey aranıyor. Başka bir şey var yani. Başka bir sıkıntı var yani. Bunu bilmek lazım yani. Bununla beraber tabii böyle bir zatın ya. Bırak ya ne olur. Hakikaten onun adına ciddi bir müessis yapılsın. Daha güzelini yap ya. Ya en güzelini yapma kardeşim. Sen nasıl kalkarsın bunu yıkıma gidersin ya? Hiç mi için sızlamadı ya? Ya hiç mi için sızlamadı be kardeşim? Ben anlamıyorum. Bu tek kanaldan yapılan bir hareket. Birilerinin gazıyla onları da söyleyeceğim. Birilerinin gazıyla bir kişinin yapmış olduğu bir hareket. Şu anda Türkiye'de ondan başka zaten bu işe yol verecek kimse de yok zaten. Belli yani aşikar yani. Ama birilerinin gazı var. Tabii ona itiraz etmiyorum. Ama bir defa insan dinlemeli ya. Hazreti Osman zamanında dinler misiniz? Allah, bakar mısınız ya? Hazreti Osman radıyallahu anh halife. Halife ya. 13 gün muhasara altında alınıyor. Hazreti Ali diyor ki ya Ali, şey ya Osman. Geleyim diyor bak bu seni muhasara altında bunları diyor askerleri yani şeyleri. Bunları hepsini yok edeyim diyor. Toplayayım askeri diyor. Hepsini yok edelim diyor burada. Verelim mücadeleyi. Hazreti Osman diyor ki Hazreti Osman.
radıyallahu anh diyor ki ben peygambere kılıç sesi duyurtmayacağım diyor. Asla müsaade et. Sen orada nasıl efendi hastalığına orada o inşaatların yıkımın sesini, o şeyler nedir artık o makinelerin çalışma sesini nasıl duyurdun ya? Ya nasıl oldu bu iş ya? Hakikaten bu ne beyin alır bunu ne kalp alır bunu yani. Bunu böyle bilmek lazım yani. Son derece batıl, son derece çirkin, son derece haince bir hareket bu yani. Kim olursa olsun fark etmez. Hepsi aynı. Ha, bununla beraber hatalar yok mu? Var. Hatalar olabilir. Ama sen bu hataları telafi edecek durumundasın ya. Makamın, konumun bunu telafi etme durumundadır senin yani. E kimden hata gördün? E marifetlerinden hata gördün. Tamam marifetlerinden hatası varsa onların o zaman hatalarını ne yap? Çürüt. Yap da kardeşim sizin şöyle hatalarınız vardı. Bu hatalarınızı telafi edeceksiniz kardeşim. Sıkıntıları varsa onlarla alakalı uğraş. Sen Efendi Hazreti adına yapılmış olan bir şeyi nasıl yıkarsın ya? Ve bununla beraber oldu ki sen söyle buradaki kardeşlerin bazı eksikleri olabilir. Tutumlarında yanlış olabilir. Olabilir yani ben her şeylerini ne yapmıyoruz? Hizmetlerin Efendi Hazreti'ne karşı yapmış olduğu hizmetleri takdir ederiz ama yapmış oldukları çıkışları kabul etmek durumunda değiliz. Eksikleri olabilir. Veya hareketlerinde, istişaresizliklerinde olabilir ya ben bunlara itiraz etmiyorum. Olabilir de. Ama bunlar bunun yıkımının sebebi değil bunlar yani. Yıkım sebebi değil bunlar yani. Son derece yanlış bir hareket. Ama bunun asıl merkezi var bu işin merkezi. Bu iş nereden kaynaklandığı meselesi var yani. Bu da bakıyorsun ki İsmaila heyeti. Kardeşim siz ne işsiniz ya siz? Yapılan bütün çalışmalara engel olmak zorunda mısınız ya siz? Efendi adına yapılacak bütün olaylarda karşısına dikilmek zorunda mısınız yani? Efendiye yapılacak bütün çalışmalarda siz niye dikilirsiniz ya? Nesiniz siz ya? Ne oluyor size? Ya size ne oluyor be kardeşim? Ne oluyor ki size? Efendi adına ödül töreni yapılacak karşısına dikildiniz. Ümre yapılacak karşısına dikildiniz. Ne yapılacaksa karşısına dikiliyorsunuz. Gidiyorsunuz efendi adına şehit almaya çalışıyorsunuz. Ne oluyor size kardeşim ya? Yapılan külliyenin arkasında da sizin isminiz geçiyor. Herkes burada bunu biliyor. Niye siz kalkıp buna engel olmuyorsunuz ya? Nedir sizin ya haliniz ya? Türkiye'de şu anda bir tane vekil Allah rızası için bir güzel iş yapacak da ona engel olmasınlar ya. Bunlara ne oluyor anlamıyorum ben ya. Ya ayıptır günahtır ya. Efendi Hazretleri'nin adına yapılacak bir harekete sen niye engel olacaksın ya? Sen kimsin ya bu kadar ileri dereceli hareket yapıyorsunuz ya? Bütün haklarınız gitmiştir sizin. Bütün haklarınız gitmiştir ya. Şimdi bir takımları sizi dinliyor diye zannetme hakların senin değil. Senin üzerinde. Yok. Ne cemaatin üzerinde bir hakkınız kaldı. Ne vekiller üzerinde bir hakkınız kaldı. Ne de kardeşlerin üzerinde bir hakkınız kaldı. Hiçbir hakkınız kalmadı. Varlığınız silindi bundan sonra Allah'ın izniyle. Ayıptır ya. Ya bu kadar mı Efendi Hazretleri'ne düşmanlık yapılır ya? Her şeyini niye bu kadar Efendi'nin karşısına dikileceksiniz ya? Açıklama yapın deyin ki Efendi Hazretleri'ne sorduk Efendi Hazretleri'ne böyle deseniz ya. Diyemezsiniz ki öyle bir şeyiniz yok zaten. Yani ben gerçekten hayretle izliyorum bunları. Şaşkınlıkla takip ediyorum bunları ya. Bakıyorsun ki hallerine bakıyorsun ya arkadaş ya. Yani nerede bir çalışma olacak? Nerede bir hareket olacak? Nerede bir oluşum olacak? Oraya bakıyorsun tak parmağa basmışlar. Oraya parmağa basmışlar ya. Olumsuz olarak basmışlar yani. Hep olumsuz. Yapılacak bütün çalışmaları. Kendin yap, kendi de yapmayacak. Yap koy ortaya çalışmanı ortaya koy işte. Ne yapıyorsun bakalım? O da yok. Tabii ya mantık ne mantığı? Sessiz kalır, hiç kimse gıkını çıkartmasın. Tabii ki gıkını çıkartmasın, yatın aşağı. Ama dokunmayın. Böyle değişik bir mantık. Yani hikmet-i hüda burada bir sıkıntı var. Ama bunlara kulak verenler de aynı şekilde. Nedir bunlara hep kulak veriyorsunuz siz? Derdiniz nedir siz yani? Bunlara hep kulak verecek diye bir şey yok ki. Nedir yani bunlara? Kulak veriyorsunuz. Yani son derece gerçekten Efendi Hazretleri'ne karşı yapılan büyük bir hakaret, büyük son derece anlamsız bir hareket olabilir. Hata mı olmuş? Tamam. Sen burayı ne yaparsın kardeşim? Ne yaparsın? Dersin kardeşim bak sizin elinizde bu iş olmaz. Madem o arkadaşlarda sıkıntınız var. Olabilir. O zaman ne yaparsın? Kendin kontrolünde yine bunu davet ettirirsin. Hazır yapılan bir sistem var ya. Burada insanların bir emeği var ya. Bir maddesi var ya, bir çalışması var, bir duyguları var ya.
Ya bir duyguları var bu insanların ya. Burada icabında kız Kur'an kursları, erkek Kur'an kursları hizmet edilecek. Bir ton insan gelecek buraya, işte karşılanacak. Efendimiz hizmetinde bulunan, gerçi orada insanlar ona göre onlara misafir yapacaklar. Ona göre konferanslar, şunlar bunlar hazırlanacaklar, sohbetler yapılacak. Bir ton şeyler var ya. Ondan sonra sen bunu yıktığında otomatikman tüm medreseye hakaret etmiş oluyorsun. Bütün medreseye hakaret etmiş oluyorsun ya. Kalkıp da bir takım vakıfta ne açıklama yapmış. Bizim onlarla bağlantımız yok. Şöyle, yani kardeşim sen nesin ya? Allah rızası nesin ya? Senin iyilikle de bağlantı yok. Sevinçle de, sıkıntıyla bağlantı yok. Senin neyle bağlantın var ya? Sen kimle bağlantın var kardeşim senin ya? Sen efendiyle bağlantın ne zaman olacak ya senin? Bir takım medyatik hoca vardı. Vardı ya bir tane medyatik. Çıktığı zaman lak 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 konuşan. Nerede o? Nerede? Nerede? Piyasada neredesin sen ya? Hani efendiyi çok seviyordun ya? Hani efendiye aşıktın ya? Efendi adına yapılan hareketler neredesin sen kardeşim? Niye sesin çıkmıyor? Çünkü senin derdin başka. Senin derdin başka. Bu işin içinde çünkü canlı yok. Bu işin içinde canlı olsaydı bak nasıl zıplardın sen? Tabii zıplardın. Ama işin içinde canlı olmayınca yoksun piyasada. Niye yoksun piyasada? Ya niye yoksun piyasada kardeşim sen? Sen her şeye konuşan bir adam değil misin? A'dan Z'ye her şeye konuşan bir adamsın. Neredesin burada? Efendi Hazretleri'nin adına yapılmış bir külliyenin yıkılışında neredesin sen? Hani hayrandın ya Efendi Hazretleri'ne. Diyordun ya Efendi Hazretleri bilmem ne diyordun ya. Ne oldu? Hani neredesin? Her şeyi bir yere bırakan insan Efendi Hazretleri adına yapılan bir hareketi en azından bunu karşısında durur ya. Bir dakika der ya. Ya bir dakika der be kardeşim. Bir de kalkacaksın. Kına dağıtın bunları ya. Bunlara kına dağıtın ya. Tabii kına dağıtın da dağıtın ne yapacaklarsa ona göre yaparlar onları ya. Ya hayretle bunları takip ediyorum. Ya ümremizi alt üst ettiler bunları yani. Açık söylüyorum yani. Ama ben bunlara kulak verenler de bunlarla beraber. Bunlara kulak verenler de bunlarla beraber. Ama bu iş yapanlar gerçekten açıkladı arkadaşlar açıklamasını iptal etmeseydi. Hayır biz görüşmedik kimseyle. Heyetteki istimala heyetiyle alakalı açıklama yaptılar arkadaşlar. Bunlar dedi ya işin başındaki insanla beraber görüştükten sonra bu işte tak diye kesildi dedi. Açık açık videoları var. Hadi söylesinler desinler ki hayır biz görüşmedik. Biz öyle bir şey yapmadık diye açıklayın bakalım. Yok mümkün değil. Çünkü belli ortada iş yani. Ya bunlar acayip ya. Bir hizmet olacak, camia içinde bir hizmet olacak. Bu hizmete engel olmak için ellerinden geleni yapmak durumundalar. Camia büyümesin diye. Çalışmasın diye. Milleti ne yaptılar görmediniz mi ya? Güya iyilik yaptılar. Ne iyiliği yaptılar ya? Ya sorumluluktan kaçmak için yapılan hareket bunlar. Ne yaptılar? Resmi iman mantığıyla beraber herkesi resmiyete verelim. Resmi yapalım resmi. Niye veriyorsun resmiyete bunları? Senin medresenin yok mu? Sen bunları medreseye de gerçekten barındırsan devlet medreseye kabul etse olmaz mı? Gönderdin insanları dağ başlarına. Dağ başlarına gönderdin insanları. Allah rızası için bulunmuş olan bir ilde bir tane bir bak Allah bir ilde. Şöyle bir feyizle bereketle çalışan arkadaşlarımızın haline ne getirdiler? Ne hale getirdiler ya? Yok be kardeşim bunların derdi başka ya. Bunların derdi başka. Bunlar bu cemaati gerçekten perişan etmek için yola çıkmış tipler bunlar yani. Bunların da arkasında oyun oynayan tipler var. Onlar da belli. Vakfın şu andaki başındakiler değil. Onun arkasında oynayanlar da var. Onlar işin tezgahını onlar asılıyor zaten. Ya bunlar değişik. Bunlar Efendi Hazretleri adına yapılacak. Her şeye engel olurlar. Al işte. 6 sene içinde, 7 sene içinde. Ne varsa engel oldular. Bak Allah rızası için bak ya. Bak. Ödül töreni yapılacak da ayağa kalktılar. İnönü'de yapılsın istedi Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri İnönü'de istedi. Yok işte bilmem biri ya yalan bunlar biliyorlar Efendi Hazretleri bunu istediğini ya. Ya biliyorlar ya. Sarık takılsın Efendi Hazretleri istedi. Engel olmaya çalıştılar bunlar ya. Ya Efendi aşikar sarığı söyledi ya. Ama bunlar engel olmaya çalıştılar ya. Şeyinde ümrelerde her türlü engel olmaya kalktılar. Niye ümme yapılıyormuş bilmem ne falan. Ondan sonra bununla beraber kalmadılar. Her türlü çalışmaya al işte en sonunda gördünüz işte. Yıkıma kadar gittiler ya. Ya bunlar nasıl iş ya ben anlamıyorum bunları ya. Bunlara insan aklı ermiyor. İhvan çalışması yaptık ihvan ya eski ihvanları toplayalım onları onure edelim. İhvan çalışması ya eski ihvanları 200 tane ihvan toplayacak. Eski ihvanları bir araya getirecektik. Onları böyle onure edecek. Ona bile engel olmak için elinden geldi yaptılar ya. Bunlar nasıl iş ya. Ya bunlar ne diyor ya? Cemaat için bunlar var ya.
Yapılması gereken en büyük sabırla yapma hususunda mücadeleye karar vermişler, söz vermişler sanki. Bir araya toplamışlar, söz vermişler ya. Neye söz vermişler? Bu cemaati ilerlememesi için elimizden geleni yapacağız. Buna söz vermişler ya bunlar. Ciddi söylüyorum bak. İnceleyin göreceksiniz ya. İnceleyin göreceksiniz. Bunların tek şeyi bu. Tek şeyi bunları bu. Bu cemaatin ilerlememesi için, gerilemesi için, tasfiye edilmesi için ne gerekiyorsa ellerinden ne gerekiyorsa onu yapmaya karar vermiş bunları yani. Bunu böyle gördük yani. Bir tane kucakladıkları insan söylesinler bana Allah rızası için. 15 yıldan beri ben bunları özellikle bizden takibim 40 yıldan beri de 15 yıldan beri bakıyorum. 15 yıldan beri. Bütün kanatları çalıştırdık. Bir tane kardeşim, bir tane kucaklayıcı. Kucaklayıcı Allah rızası ya. Kucaklayıcı şu hareket yaptık. Bir tane söylesinler ya. Ya bir tane kucaklayıcı hareket söylesinler ya. Bir tane gerçekten küsmüş bir kardeşimizi barışlıkları söylesinler ya. Tek dertleri var herkesi küstürmek. Az olsun, ufak olsun, bizim olsun mantığı. Ufak olsun, bizim olsun mantığı. Sen söz sahibi değilsin, sen söz sahibi değilsin, sen söz sahibi değilsin. Herkes at kenara, herkes at kenara. Ben varım. Sen nerede varsın, seni kim tanır ya? Kim tanıyacak seni bundan sonra ya? Senin varlığın buraya kadardı. Şimdi bütün meşruiyetini kaybettiniz sen. Bütün meşruiyetinizi kaybettiniz. Daha düne kadar da sesimizi çıkartmadık biz. Niçin? Dedik ki herhalde bunlar biraz efendiye karşı saygıları vardır herhalde diye düşünüyorduk. Ya bunların ne saygısı, ne sevgisi? Bunlar meğer efendiyi kendi kafalarında her şeyini bitirmiş bunları ya. Bunlar kafalarını efendiyi bitirmiş. Bunların düşünceleri efendi yok. Adam, işin başındaki adam diyor ki menfur bir takım insanlar çıkmış diyor. Aynı ifadesini söylüyorum. Televizyon kanalında bu. İşin başındaki adam ya. Menfur bir takım insanlar çıkmış diyor. Mahmut Efendi cemaati ismini değiştir. İsmail Ağa cemaatini Mahmut Efendi cemaati yapacaklarmış diyor. Ya sen ne diyorsun ya? Ne olur İsmail Ağa cemaati liselerde veya Mahmut Efendi cemaati liselerde ne olur, sana ne oluyor ya? Desinler Mahmut Efendi cemaati. İsmail Ağa Mahmut Efendi ile büyümedi mi? Duymadı mı? Mahmut Efendi sayesinde, Efendi Erzim sayesinde bu iş dünyaya yayılmadı mı? Ne olur deseler bunu? Sen ne dedin? Ne yapmışsın çalışsın ya? Ya bunlar gerçekten diyorum, bunların efendiyle beraber bir problemi var ya. Bunlar efendiyi bitirmiş kafasında. Bunlar tek derdi bir saltanat derdine düşmüşler kendi kafalarına göre. Hep kafalarında daha önce bunların hesabını yapanlar, kitaplarını yapanlar. Ama Efendi Erzim hepsini kapıya koydu. Hepsini kapıya koydu Efendi Erzim. Bir izinler göreceksiniz bak. Bu iş son nokta. 8 Şubat'ı yazın bir yere. Göreceksiniz. Bunların aynı da Efendi Ağası hepsini kapıya koyacak. Çünkü sen Efendi adına yapılmış olan bir şeyi ne yapıyorsun? Ona engel oluyorsun ha. Karşıları dikiliyorsun ha. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden dolayı yapılan bu çalışmayı, bu hareketi son derece kınıyor. Kim yaparsa yapmış olsun son derece kınıyorum. Kesinlikle yani. %100 diyorum, %100. Bu işin karşılığında da herkes kendine ne yapsın? Pay bitsin. Karşılığında söylüyorum. Ali Rıza Bezzez Efendi. Kattesallahu sırru. Tıraş oluyor bandırmada. O günkü şartlardan biri içeri. Kendini beğenmiş, gururlanmış, kibirlenmiş. Kendini bir makamda zanneden birileri içeri giriyor. Çekin diyor, şikayeti diyor kenara. Kenara çekiliyor. Kenara çekiliyor. Sonra tıraşı ne oluyor? Ali Rıza Bezzez Efendi. Ondan sonra tıraşın olduktan sonra çıkarken atının bastığı yerde tak atlığın bir basıyor. Ayağına bir takılıyor. Bütün bandırmayı dönüyor. Çöplüğe bırakıyor onu. Reşini. Aynen böyle. Diyor ki berbere efendisi diyor affetseniz. Efendisi diyor ki ben diyor affettim diyor. Sahibim diyor affetmedi diyor. Sahibim affetmedi diyor. Takip edin arkadaşlar. Bu iş son nokta çünkü. Sen bu kadar efendi hastalığına düşmanlık yapma hakkın yok. Böyle bir şey hakkın yok. Sen bu sıkıntıyı bu şekilde buraya getirdiysen bu işin karşılığını mutlaka biliyorsundur garanti. O zaman buyurun beraberce hep beraber izleyelim. Ama hikmeti de bu işin arkasında olanlar, bu işi destekleyenler, efendi adamıyım diye piyasaya çıkıp da hakikaten bu işi sevinenlere ben şaşkınlıkla, hayretle bakıyorum ya diyorum, sen ne diyorsun ya? Yok bilmem ne efendi hasretleri bu kadar zamanda işte usulsüzlük ya, bırakın bu işleri ya. Yani ne diyorsunuz ya? Ne usulsüzlüğü ya? Hangi usulsüzlükten bahsediyorsunuz ya? Burası en netice devlet yeri değil mi? Yapılan şeyler kalkıp da kendi hizmetine geçirmedik ya bunları.
Ya kendi zimmetine geçirmedi be kardeşim. Yine devlete kalacak şeyler ya. Veya oldu ki rahatsızsın. Tamam. Anlaşmayı feshediyorsun. Kendin yap. Kendi imkanlarına devam et. Kendi ortamını koy. Sen bunu nasıl yıkarsın ya? Ya yok be kardeşim. Buradaki zihniyet başka. Bunları Allah şaşırttı. Allah bunları şaşırttı. Bunların durumu iyi değil. Hep beraber takip edelim inşallah. Ama kesinlikle bu işe zemin hazırlayan, bu işe öncülük yapan, bu işin perde arkasında olan, özellikle İsmail Ağa heyeti ismini de veriyorum. Özellikle bu işin gerçekten arkasında olan ve kınaları da güzel bir şekilde takip eden, bunlara özellikle bunların durumuyla alakalı hakikaten çok vahim bir durum olduğunu görüyorum. Bütün meşruiyetlerini kaybetmişlerdir. Hiçbir tane şeyleri kalmamıştır Allah'ın izniyle. Çünkü bunlar hiçbir yerde kucaklayıcı olmayıp efendilerse adına yapılan her şeyde karşılarına dikilmelerinden dolayı bunların gerçekten artık meşruiyeti kalmamıştır. Sen vakıfta olabilirsin. Vakıf değildir. Maksat vakıf değildir. Maksat Efendi Hazreti değildi. Maksat Efendi Hazreti'nin gerçekten idealleriydi. Maksat gerçekten Efendi Hazreti'nin hayatıydı. Yoksa kalkıp da vakfın bilmem belli koltuklarında şunlarda oturmak meclisinde değildi. Evet de değildi. O yüzden dolayı Mevla Teala sultanımıza çok üzücü bir şey. Ya sultanımıza hiçbir şey yakıştırmaz mısınız siz ya? Ya siz ne biçim adamsınız ya? Allah rızası için. Ya hiç mi yakışmayacaksınız ya? Ya hiç mi yakıştırdığınız bir şey olmayacak sizin ya? Hiç mi saygınız, sevginiz, muhabbetiniz olmayacak ya? Ya onun ismini adına hiç olmasa adam sessiz kalır ya, der ki karışmayın mı kardeşimlere ya? Veya der kardeşim bu öyle olmamalıydı bir şeyler ya. İsminin adına hiç olmazsa ya. Ya yok be kardeşim, bunların sultanla alakalı yok. Bunlar sultanı var ya, bunlar sultanı tabiri caizse bunlar gömmüşler. Kendi kafalarında gömmüşler bunları ya. Gömmüşler bunları ya. Bunlar bir sultan. Bunların tek dertleri var. Tek dertleri kendi koltuklarını, kendi mevkiyi güçlendirmek. Ama bundan sonra da bakalım Mevla ne gösterecek, beraber seyredeceğiz inşallah. Ama ve lakin Mevla bütün kardeşlerimize, gerçekten Efendi Hazretleri hakkıyla seven kardeşlerimize uyanış nasip etsin. Onlarda da bir neme lazımcılık mantığı. Neme lazımcılık mantığı. Yani bir şey olmaz, şöyle olmaz, fark etmez. Bu, ya nedir kardeşim, görmüyor musun ya? Ne oluyor? Adamın bir tane gece kondusu yıkılıyor. Adam ayağa kalkıyor, dünya ayağa kaldırıyor ya. Ayağa kalkıyor, dünya ayağa kaldırıyor. Sen koskocaman külliye yıkılacak. Ya Allah rızası, sende hiç mi basiret yok ya? Hiç olmazsa bunu gerçekten, bu işi sahiplenecek, hakikaten bu işin öncülüğünü yapacak dostlarla, arkadaşlar, insanlarla beraber bir güç birliği yap ya, beraberlik yap ya. Bir beraberlik yap ya. Belki en azından hiç olmasa, tekrar ediyorum, yıkımını durduralım yani, durdurursun ya. Yoksa kalkıp da ya isyan edişir, şu yapıp değil ama en azından yıkım durdurulsun ya. Bu nasıl iş ya? Sanki Türkiye'de bütün her şey, bütün kaçaklar yıkılmış da şimdi kalktı efendiler, ya ne alakası var? Ne kaçağıyla alakası var ya? Yorumlara bakıyorsun hep kaçak mı? Ne kaçağı ya? Aşikar, aşikar olan bir şey bu yani. Ne kaçağı? Neyin kaçağı ya bu? En fazla söylenenden bir kat fazla atılmış. Bir tane fazla atılmış ya. Ya İstanbul'da ya bırak bir kaçak işimi ya. Söylenenden bir kat daha fazla atılmış. Ne var bunda ya? Hizmet için yapılan bir hareket ya. Yok onunla bununla bir anormallik var. Ya bakalım. Baksaydın, takip etseydin. Devletsin. Baksaydın ya, takip etseydin. Yok. Siz de madem öyle, siz ele alsaydınız. İsmail Ağa, heyeti beyler. Siz alsaydınız ele. Siz deseydiniz ki biz ele alıyoruz kardeşim deseydiniz bu işi. Biz ele alıyoruz deseydiniz bu işi. Biz öncülüğünü yapacağız bu işi deseydiniz. Niye yıktırıyorsun yani? Sen biliyorsun ki bunlar nerelerde yapıldığını biliyorsun sen bunu. Her yerde öten, tak 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 öten var ya bir tane. Medyatik. Hoca efendi neredesin sen? Neredesin? Nerede olduğunu ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim nerede. Onun başka dertleri var şimdi. Tabii. Niye öşünü konuşmuyorsun sen? Niye kalkıp da bir dakika ya demiyorsun ya? Niye demiyorsun kardeşim? Ya efendi senin yanından yapılan bu hareketi yapmayın ya. Ya yapmayın Allah rızası için. Niye demiyorsun ya sen? Sulh takımı var mı? Sulh takımı. Haç yaptık bir tanesiyle. Allah selamet versin. Kendini sulh ettik önce sen. O sulh takımı var bir tane, biliyor musun? Onun bir tanesiyle de haçlı yolculuğu yaptık yani. Yanlışlıkla uçakla yan yana düşmüşüz. Onu ilk önce kendisini sulh etsin. Kendi beynini sulh etsin önce. O beyni var ya beyni. İlk önce o beynini sulh etsin.
Ondan sonra da milleti sulh eder artık yani. Neredesin sen? Niye sen konuşmuyorsun kardeşim? Hani aramız iyiydi bilmem ne dedi diyordun. Şeyle. Ne oldu? Neredesiniz siz? Ya yok mu kardeşim? Bunlar var ya. Korkak mantığı bunları almış götürmüş. Korkak zihniyet bunları almış götürmüş. Ulan öleceksiniz be kardeşim. Daha neyinden korkuyorsun ya? Ya zaten yaşın başı gitmiş yani. Neyinden çekiniyorsun? Neyinden korkuyorsun ya? Niye hakkı söylemiyorsun ya? Değişik bir zihniyet ya bunlarda. Böyle kitlenmişler. Beyinleri böyle sulanmış, örtülmüşler üzerinde bir korkaklık zihniyeti. Zamanında işte o şey, tek parti dönemi var ya, o parti dönemindeki zihniyeti başlara böyle korku mantığı salmış bunları. Aman böyle, tabii böyle bir zihniyetle yürüyorlar. Nereye gidecekleri belli değil. Biliyorsun ki sen giriyorsun artık yaşın başın geçti. Ne dediklerdin ne? Allah bunları gerçekten, hakikaten... Hidayetleri varsa önleri açılacaksa Allah onlara yüzü açsın. Yoksa bunlara Mevlam biliyor bunları ya. Bunları Allah'a havale edeceksin. Allah onların yapacağını biliyor yani. Yoksa bunlar gerçekten değişik ya. Bu kadar mı insan hizmete engel olur ya? Bu kadar çalışmaya engel olur ya? Bu kadar mı? Yok işte burada kısıtlı yapılan bir hareket var. Ne varmış? İşte İsmaila camiası buraya kayarmış. Merkez burası olurmuş. Orada patrikhane ilerler. Ya bırakın bu safsataları ya. Ya bırakın bu safsataları Allah rızası için ya. Ya demiyor musun devlet bizden diye? Devletin peşinde ayrılmıyorsun işte. Hükümetin her türlü tutmuşu peşinde bırakmıyorsun işte. Demiyor musun ya? Engel olsun. Desin ki kardeşim yok, onlara satış yok desin. Engel olsun kardeşim. Demiyor musun bunlar bizim adamımız diye? Bak yaptırıyorsun işte. Yıkım için yaptırıyorsun. Yapmayın böyle safsataları ya. Efendi Hazretleri'ne bu işleri siz yakıştırmıyorsunuz. Başka bir şey yok. Efendi Hazretleri'ne kemalatları yakıştırmadınız. Hakikatleri yakıştırmadınız. Dünya üzerindeki meşahilini, halifeliği yakıştırmadınız. Bunları yakıştırmıyorsunuz Efendi Hazretleri'ne. Bundan başka bir şey yok. Tek şeyiniz var sizin. Efendiye bunları yakıştırmıyorsunuz. Bu kadar sizin yani. İşiniz bu sizin yani. Siz Efendi Hazretleri'ni böyle odasında kalsın, sesi çıkmasın. Bu sizin işinize geliyor, işinize geliyor. Şimdi millet diyor ki Efendi Hazretleri İsmail'e yok be kardeşim. Ne İsmail'e ya? İsmail'e ağam ve evren çalıştıkları yok. Efendi Hazretleri'nin oradaki varlığını sildiler onlar ya. Odasını kaldırdılar bunlar ya. Kitaplarını yolladılar bunları ya. Millet sende diyor ki İsmail'e almaya çalışıyorlar. İsmail'e gelsin. Öyle bir şey yok. Efendi ne kadar onlardan uzak durursa böyle onlar için iyi. Tabii kendi saltanatlarını kuracaklar. Kendi menfaatleri yürüyecek. Kendi kafalarında yürüyecekler. Bundan dolayı ya. Ciddi söylüyorum, takip edin göreceksiniz ya bu. Çok da uyanık olmaya gerek yok. Biraz takip et. Biraz samimi bak göreceksin bunu. Ama geldi anlat. Geldi anlat kardeşim. O yüzden Rabbim uyanmayı nasip etsin. Ama bunların meşruiyeti bitmiştir. Bunu da bilmek lazım. Çünkü bunlar belli etti kendilerini. Yetişen hocaları medreseyle değil başka yerlere gönderdiler. Ondan sonra bütün illerde vekillerle alakalı çalışmalarını engelleyecek her türlü faaliyeti ortaya koydular. Milleti birbirine düşürmeye mükemmel çalışma. Milleti birbirine yedirttirmeye mükemmel çalışma yaptılar. Zevkli çalışmaların hiçbir tanesine yol açmadılar. Bütün yol çalışmaların önünü kestiler. Efendi yapıldığı bütün güzellikleri engel olmak için mücadele verdiler. Tek tek sayılabilir bunları. En sonunda gittiler bunlar. Kendilerini yıktılar. Bunlar kendilerini. Efendi Hazretleri şehirlik almaya gittiler. Aldılar Efendi Hazretleri. Tabii gittiler efendi. Efendi hastanede şehirlik izni attıracaklar. Bunlar böyle kafa ya bunlar ya. Ya bunlar böyle kafa be kardeşim ya. Çok kıymetli bir abi geldi o zaman bizim yanımıza. Dedi ki. Dedim ki ben diyor bu işin başındaki adama dedim ki diyor. Ya diyor sen nasıl gittin? Ya beni falanca getir. Ya sen çocuk musun dedi ya. Beni falanca götürdü diyor ya. Sen çocuk musun be kardeşim? Anlaşıldı. Mesele ne? Bunların arkasında bunları yönlendiren bir kesim var. Kesim var. Kesim var bunlar bugünkü mesele değil. Bunlar yerleşmiş. Yerleşmiş be kardeşim. Devlet bakacaksa bunlara baksın. Bu adamlar iflas etmiş, perişan olmuş, rezil olmuş, her tarafta sıkıntı yapmışlar, her tarafta gelmişler, burayı bulandırıyorlar. Bunlara baksana sen. Devlet sen madem bunlara baksana ya.
Bu adam bütün cemaati, bu adamlar bütün cemaati birbirine düşürmek için her türlü fiilleri yapıyorlar. Hocalara iftira atıyorlar, her türlü hakaretler yapıyorlar. Hocalar bu adamlardan, zengin ayağı altında bunlardan korkuyor. Sen bunlara baksana. Onlara bakman yok. Bu adamların kontrolünde, oradaki etnik insanların, belli insanların, bu adamların kontrolünde yürüyor oralarda. Onların arabaları yürüyor. Baksana bu adamlara. Onlara bakan yok. Neye bakıyor? Çalışma neyse çalışmaya engel olmaya bakıyor. Tabii ondan sonra Masum Hoca, ya işte sen şimdi bak yine var. Gördün bak Ümbe konuşurken böyle konuşmuyordu. Ümbe böyle konuşmuyordu. Çünkü gerçekten bizim camia derdimiz var. Efendi derdimiz var. Sultanımıza yakıştırılmayan şeylere rahatsızlığımız var. Nasıl sen sultanıma yakıştırmasın ya? Sen Efendi Hazretleri'ne nasıl sen olumsuz bakmaya kalkarsın ya? Veya onu ahirete gönderme mantığıyla bakarsın ya? Sen ne biçim insansın ya? Ben sana dikilirim kardeşim. Ben sana dikilirim. Efendiye yapılan bütün olaylara karşı dikilirim Allah'ın izniyle. Her türlü dikilirim ben. Benim bu gerçekten anlayışım bu. Sevgim bu, muhabbetim bu benim yani. Sen benim eğer kalkar sultanıma, mürşidime bir takım şeyleri reva görmezsen, saygı duymazsan ben senin her şeye dikilirim. Dikileceğim de yani. Bunu böyle bileceksin yani. Bu yol konuda da ne gerekiyorsa yaparım ben. Çünkü sen benim mürşidimin gerçekten hayatını her şeyine göz diktin sen. Göz diktin sen. Onun saygısını kaybettirdin. Sarını taktırmadın. Ondan sonra her türlü yolunu kestin. Ödül törenine her türlü engel oldun. Bir de kalktın kardeşim sen. En son yapacağına bak ya. Onun adına yapılacak bir külliyeye çanak tuttun ha. Seninle bizim işimiz var. Kim olursan ol. Kim olursan ol. Hiç fark etmez kim olursan ol. Sen çünkü benim mürşidime saygısızlık yapma hakkın yok. Yok kardeşim sen. Türkiye'de ne olaylar oluyor? Ne olaylar oluyor? Neler dönüyor? Bu işi yaktıranların oturdukları yerlere bak. Ya oturdukları yerlere bak Allah'ın zansı şey ya. Bu işi yaptıranların oturduğu yerlere bak. Onlar da eğer kaçaksa eğer meselesi. Ya boş ver kaçak maçak meselesi değil ya. Bu iş kaçak maçak meselesi değil. Bu iş tamamıyla Efendi Hazretlerimizle alakalı oynanan bir oyun. Sultanımızın varlığını Türkiye'de hissetmek istemeyenlerin tezgahı. Koymuşlar oraya kuklaları da. Kuklaları da oraya koymuşlar. Rahatlar hepsi. Sorsan kendi. Bırakın lan bu işleri. Sorsan kendilerine. Ne iş hesabı? İşte Efendi Hazretleri bundan razı. Nereden çıkartıyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun sen ya? Bir takım gençler çıkıyor piyasaya. Oğlum siz ne bilirsiniz efendi, ne tanırsınız ya? Ne konuşuyorsunuz ya? Sosyal medyada bir şey yaz. Ya bırakın oğlum bu işleri siz. Anlamazsın sen bu işleri. Sen bu işleri de anlamazsın. Bu işte efendi anlaman lazım ki anlaman lazım. Yoksa bunu anlama şansın yok. Kendini kandırma ya. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Dedim ya ümme konusunda bak sakindim ama bu konu sakin olacak bir konu değil. Bu çok büyük yanlıştı. Burası yıkılmamalıydı. Bu yıkım gerçekten herkesin yıkımı olmuştur. Bu çok büyük bir tehlike. Bu işe gerçekten engel olunmadığından dolayı hakikaten son derece teessüfle karşılıyoruz. Bu işe kim sebep olduysa fark etmez. Eğer bu kardeşlerin buradaki yapılan, hizmette yapılan kardeşlerimiz ya yanlış yaptıysa, ben diyorum onlara. Yanlış yaptıysan yanlış yaptın kardeşim. Yapmayacaktın bu yanlışı. Bu yanlışı yapmayacaksın. Yaptın mı ama yanlış? Olabilir. Olabilir, yanlış yapabilir. Bu anormallik yok. İnsan hata yapabilir ya. Anormallik yok. İnsan hata yapabilir. Ne yaparsın? Yıkmak durumunda değilsin, yıkmayacaksın. Yıkılmaz burası. Ne yapacaksın? Kardeşim diyeceksin. Sizi tasfiye ediyorum diyeceksin. Edeceksin ya. Sen bunun yolunu bilirsin. Tasfiye edeceksin. Gideceksin buraya. Gerçekten burayı eğer beğendiğin bir şeyler varsa, Efendi Hazretleri adına güzel daha güzel yapılacaksa yaptıracaksın kardeşim. Sen bunu yıkmayacaksın. Öbür taraftan da kalkıp da biz bu işin bir yerisinde, ya sen zaten efendinin bir yerisinde yoksun ki ya. Sen zaten efendinin bir yerisinde yoksun. Siz farkında değilsiniz veya farkındasınız. Bakın kendinize. Bunlar normalde kendilerini efendiden sıyırmış. Kendileri başlı başına bir başka bir cemaat olmuşlar ya. İsmaila vakfı cemaat olmuşlar. İsmaila cemaati değil. İsmaila vakfı cemaati olmuşlar. Onlar vakıf cemaati. Böyle bir cemaat şey bu. Yoksa
İsmaila cemaati Mahmud Efendi'nin şehrinde, önderliğinde bir cemaat anlayışı bunlar da silinmiş, silinmiş, bitmiş bunlar yani. Biraz bakarlarsa görecekler. Hoca efendilerini söylüyorum. Ağlayına söylüyorum. Çoğu hoca efendiler bunu çok iyi bildiği halde sırf korkaklık mantığı yüzünden, korkaklık ve istişaresizlik mantığı yüzünden de onlar da böyle sessiz kalmak zorunda, dilsiz şeytan mantığında yürüyorlar yani. Başka hiçbir şey yok. Bak bunu özel basına yürüyorum. Sırf çok iyi biliyorlar her şeyi. Olayı çok iyi görüyorlar. Vasiyetleri yok demiyorum. Var ama korkaklık zihniyeti var ya. Aman bana ne derler. Aman şöyle ne olur. Aman böyle olur ne olur. Sırf şu zihniyet yüzünden bunlar açık söylüyorum. Yemin ediyorum böyle bu sessizliğe büründüler yani. Yoksa olayları çok iyi biliyorlar. O medyatik hoca zaten var ya. O medyatik hoca var ya. Her şeyle lak 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 konuşan o medyatik hoca. E neredesin sen şimdi? Neredesin kardeşim sen? Niye konuşmuyorsun? Ha ne oldu? Efendim var işin içinde. Efendin. Efendi ismi geçiyor. Ha neredesin sen? Niye çıkmıyorsun demiyorsun? Mahmud Efendi Külliyesi dönüyor buna. Mahmud Efendi Külliyesi. Bütün haberleri takip et bakayım. Sırf şu isim hatırına insan sesini çıkartmaz be. Sırf isim hatırına. Gerekirse inşaata engel ol. Hiç olmazsa bunu yıkma sessiz kal ya. Sırf şu isim hatırına ya. Ya yok be kardeşim bunların kasıt başı. İnşallah düzelecek ama. Ama yıkım. Yıkım gerçekten yıkım oldu yani. Bunu bilmek lazım. Rabbim inşallah Müslümanlara uyanmayı nasip etsin. Böyle bir değere, Efendi Hazretleri gibi bir değere kıymet vermeyi nasip etsin. Efendi Hazretleri'ne kıymet veremeyenlere Mevla Teala gerçekten ya uyanış nasip etsin ya da gerçekten Mevla bunları uzak eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Ben biraz tabii konu Efendi ile alakalı olduğu için kesinlikle şey yapmam yani. Geri vites yapmam. Açık söylüyorum. Efendi ile alakalı olduğu için geri vites yapmam. Yoksa başka konular olsa zaten yaparız biz geri vites. Şey yapmayız yani. Ama Efendi ile alakalı ise yapmam. Sen kalkıp Efendi Hazretlerimizin adına yapacak bir çalışmayı. Engel olma hakkın yok. Buna müsaade etme şansımız yok. Sen benim efendime hakaret edersen, ona saygı duymazsan, onun ismine karşı saygı duymazsan, onun adına yapılan orada kendi başına, başı ucuna yapılan çalışmaya engel olursan, dur dersen, kim olursa olsun hiç fark etmez bizim için. Hemen her türlü biz Allah'ın izniyle bu işte olayın karşısında oluruz. Kınarız, lanetleriz, her türlü olaya şey yaparız. Çünkü bu kesinlikle yakışmadı, yakışmaz. Bu sultana bu olmamalıydı diyorum. Yani ifadeleri bile böyle dinlerken sizden böyle gönlümüz, ciğerimiz parçalandı hocam gerçekten. Öyle bir zamanda, yakın bir zamanda gayrimüslimlerin daha geçmişteki bütün haklarıyla beraber, yani bütün alması gereken şeyleriyle beraber verildiği bir zamanda, ki geçmişteki bütün haklarıyla beraber kendilerine teslim edildiği bir zamanda böyle yani çok basit bir olay değil hocam bu yani. Çünkü Efendi Hazretlerimizin hanesinin içerisinde bulunduğu bir esnada, yani dediğiniz gibi o buldozerlerin, o iş makinelerinin seslerinin altında, Efendi Hazretleri tabiri caizse gözün önünde, yani böyle bir medresesi böyle yerle bir edildi. Yani burada kabul edilecek bir şey yok hocam burada. Ya, yani. Bir şey vereceğim size. Şimdi burada bir tane daha külliye var değil mi? Evet yok hocam. Yok mu külliye? Evet hocam. Ne zaman el kondu buna? 28 Şubat'ta el kondu. Ne yapıldı? Yıkıldı mı? Yıkılmadı işte. Adamlar çevirdiler bunu okula. İyi bir şey yaptılar demiyorum. Başka bir şey anlatmak istiyorum. Ama ne yapmadılar? Yıkmadılar yani. Ya sen burayı niye yıkıyorsun ya? Ya sen burayı niye yıkıyorsun ya? Bak ne diyorum sana bak burada ne yapıldı? Niye? Bak yıkmadılar şey külliyi. Buradaki külliyi yıkılmadı. Sen burayı niye yıkıyorsun ya? Ya bunda gerçekten kasıt var ya. Bunları Allah yıkacak ya. Yani. Bir de hocam yani sonuçta burada yapılacak hizmet öyle gizli, kapaklı böyle bir hizmet yok. Değil yani. Halka açık. Zaten biliniyor. Efendi Hazretlerimizi ziyarete geliyorlar burada. Belki kışın icabında kapalı salonlarda Efendi Hazretlerimizi görme sağlanacaktı. İşte kız kursu, erkek kursu yapılacaktı. Yani halka açık bir hizmet. Yani istenilseydi buraya her türlü
Bugün kanun denilen şeylerde bir ifadeyle beraber o kanun her türlü değiştirilebiliyor. Yani burada Efendi Hazretlerimizin hatırına ki Efendi Hazretlerimiz sadece İsmail Han'ın cemaatinin lideri değildir. Yani bugün dünya uleması tarafından her türlü resmi makamlar tarafından da benimsenmiş bir Allah dostu kıymetli bir zat. Yani burada devlet erkanı isteseydi bu işe her türlü değil orayı yıkmayı, yani engel olmayı bırakın bir ufak bir hareketle beraber. Çünkü halka açık bir hizmet olması hasebiyle kendi evinin de hemen yan tarafında zaten. Öyle çok da böyle uzakta bir yer değil. Yapılmak isteseydi yapılırdı ama işte birilerinin dediğiniz gibi gazıyla beraber bu olayı çanak tutmuş oldular. Gerçekten çok yanlış bir hareket, yersiz bir hareket. Bir cemaat olarak bu olaya gerçekten böyle kalbimizden, gönlümüzden çok böyle parçalandı yüreğimiz yani. Allah'ım inşallah hakkımızda hayırlısı nasip etsin inşallah diyorum hocam inşallah. Mevlam inşallah iyi günlere bulaşmayı nasip etsin diyorum hocam inşallah. Hocam ben de şunu söylemek istiyorum. Biz malumunuz tarih programı yapıyoruz hocam. Tarih tekerrüden ibarettir. Baktığımız zaman da ecdadımız hocam bu alimlere, Allah dostlarına ve medreselere, bu külliyelere sahip çıkarak cihana hizmet ettiler hocam. Yani şimdi bu zamanda bu külliyeyi yıkarak ya bunun faturasını kim ödeyecek hocam? Yani şimdi baktığımız zaman da ecdat buralara sahip çıkmış, buraların yıkımında devleti yıkılmış. Biz de buralara sahip çıkarken iyiydik de şu an bu durumun bedelini kim ödeyecek yani hocam? İşte dedi ki herkes yıkıldı. Ama dedim ya bu işin asıl şeyi açık söylüyorum. İsmail heyeti diye geçilen var ya onlar. Onlar zaten kendi önlerindeki medreseyi de zaten ayaklandırmıyorlar, canlandırmıyorlar yani. Medrese mantığı yok ki onlarda. Olmadığı için de böyle bir şey yıkılmış, yıkılmamış. Adamlar ne diyor? Bizim bir alakamız yok diyor. Ya Efendi Hazretleri ismiyle olan bir şeyde sen alakam yok diyorsan sen zaten... Gerçi alakan yok doğru. Doğru alakan yok yani. Çünkü sen efendiyle alakan yok yani. Sen efendiye artık ne yapmışsın? Kendi kafanda silmişsin. Atmışsın yani. Zaten bunların evveliyatında da efendiyle alakası yoktu bunların. Evveliyatında da efendiyle alakaları yoktu. Şimdi de tam ortaya çıktılar yani. Onunla alakaları yok doğru. Bir takımları zaten bunları yönlendirenler de zaten cemaate her zaman geldikleri günden beri takip edin. Geldikleri günden bunları yönlendiren cemaat, o vakfın arkasındaki bir kadro vardır. Geldikleri günden beri camiada zaten huzur yok ki. Hep kavga gürültü, hep kavga gürültü. Hep onların yüzünden. İnceleyin göreceksiniz ya. Yani. Çünkü en netice oturmuşlar vakfın arkasına. Orada öyle her türlü şekillendirmeye devam ediyorlar yani. Bırakmadılar yani. Ama bu işi bilenler de çok iyi biliyor. Özellikle hoca kadrosu bu işi çok iyi biliyor. Ama onlarda da öyle korkaklık zihniyeti yerleşmiş. Yerleşmiş. Öyle korkaklık zihniyeti yerleştiğinden dolayı da bu mantıkla aman etliye sütlüye dokunma mantığı var ya öyle yürüyecek bunlar yani. Akılları bu. Tek dertleri bu. O yüzden hayırlısı olsun diyoruz ama bu iş hep beraber 8 Şubat'ı inşallah ne yapın? Yazın bir yere. 28 Şubat'ı nasıl yazıyorlar ya herkes. 8 Şubat'ı yazın. Lazım olur arkadaşlar. Evet hocam. İçeriden uyarıyorlar hocam arkadaşlar biraz vaktimiz dolduğuyla alakalı. Ben en son bir mesajla beraber hocam olayı şey yapmak istiyorum. Çok gelen mesajlarımız var kusura bakmasın seyircilerimiz. Sadece bir tanesini okumak istiyorum hocam. İktidarın bu cemaate bu zamana kadar herhangi bir yani yaklaşımı, olumlu yaklaşımı olmadığı halde böyle bir harekete niçin kalkışmıştır diye öyle bir seyircimiz hocam ifade söylemiş. Şimdi normalde dışarıdan görünen şey şu. Dışarıdan görüneni söylüyorum. Dikkat edin, dışarıdan görüneni söylüyorum. Dışarıdan sanki bu iktidar 2002 yılından 2016 yılına kadar sanki bu cemaate çok büyük faydaları olmuş babında böyle bir anlayış var yani. Bu iktidarın bu cemaate zerre kadar faydası olmamıştır. Açık öyle söylüyorum yani. Olmamıştır yani. Sadece bizim ahlakımızda, işin başında neler olduğu için, İslam'ı seven mantığı olduğu için, İslam'ı sevenler olduğu düşüncesiyle bunlara ne yapılmamıştır? Karşı gelinmemiştir. Yoksa kesinlikle ya bu cemaatin önünü açalım, böyle hizmetlerini açalım, medreseye sahip çıkalım. Hayır ya. Tam tersi bizim medreselerimizin içini boşaltmışlardır bunlar. Bizim medreselerimizin, hafızlarımızın içini boşaltmışlardır. Bir takımları tekrar ediyorum korkusundan bunu söylemez başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Ne sanın işte? Hafızlık sistemini bunlar ne yapmışlar? Baltalamıştır. Önünü kesmiştir. Hafızlık sistemin önünü kesmiştir. Çocuklar normal şartlarda daha önceki zamanlarda çocuklar normalde en azından otomatik kayıt sistemi olmadığından dolayı ilk 8 yaşına kadar 4 yaşında alıyordu çocukları. 8 yaşına kadar hafız yapıyorduk bu çocukları biz. 8 yaşında hafız yapıyorduk.
Okul müdüründen şundan bundan bir bahaneyle izin alabiliyorduk. Ama kayıt sistemiyle öyle bir hale getirdiler kişi. Kesinlikle tak kaydı falanca okulda, falanca müdürde bilmem nerede. Hafızlık sistemini bunlar özellikle ufak yaşlı hafızlığımız bunlar. Altına dinamit koydular ya. Kimse kendini kandırmasın ya. Ama uzaktan bizim camiamızın belli kesimi zaten bir hayranlık peşinde bunların. Hikmeti daha. Onu da tespit edeceğiz inşallah. Bakalım o zaman belli, o da belli değil. Bir hayranlık peşinde. Bir evlenin peşinde yani. Allah yolunu açık etsin. Ama biz yine aleyhinde de hiç çalışmadık. Onu bilmek lazım. Biz her zaman itiler durduk. Olumlusu da olumlu dedik, olumsuz da olumsuz dedik. Hala aynı şekildeyiz. Hala aynı şekildeyiz yani. Olumlu olumlu, olumsuz olumsuz. Ama olumsuza kalkıp olumlu bakmadık hiçbir zaman. Hiçbir zaman da olumlu demedik yani. Bütün yazılarımızda, bütün konuşmalarımızda bundan mevcuttur. Ama olumlu olanlara da kalkıp da ne yapmadık? Kesinlikle olumsuz göstermedik. Ama şimdi yapılan işte son derece yanlış var. Bu olumsuz. Bunu söylemek zorundayız biz yani. Bunu bilmek lazım. Ama yoksa kalkıp da ne olmuş? Ne yapmışlar? Medresenin önünü mü açmışlar? Medresede statü mü kazandırtmışlar? Medreseye gerçekten varlıklarını kabul mü etmişler? Medresenin talebe sayısı mı çoğaltmışlar? Talebe sayısı mı çoğaltmışlar? Hoca efendileri gerçekten medresesinde mi kabul etmişler? Yok. Neyi kabul etmişler? Almış hocayı dağa götürmüş. Dağa götürmüş hocayı. Aldık ya diyor hocayı. Neye aldın hocayı? Dağa götürdün hocayı. Dağa götürdün hocayı. Götürdün orada yaşlılara imam yaptın. Adam ne yapacağını bilemiyor orada. Bıraksaydın beni size tanısaydın. Böyle yok. Kimse kendini kandırmasın. Kimse kendini kandırmasın. Doğruya doğru yanlış yanlış yapacağız. Ben kalkıp da sana hiçbir zaman diyor muyum? Havaalanı yaptın da niye havaalanı yaptın der miyim sana? Demiyorum bak teşekkür ediniz. Köprü yaptın da niye köprü yaptın diyemiyor musun? Haşa yok. Yolları yaptın tamam onları teşekkür etmedik mi ettik? Hastaneleri yaptın şunu yaptın. Ettik hepsine teşekkür ettik. Dik durduğun zaman her zaman teşekkür ettik biz yani. Ama kalkıp da yapmadıklarını da yapmış gibi kendini göstermeyeceksin ya. Yapmadığın hâle yapmış gibi kendini göstermeyeceksin. Ne dedin bir tane cemaat için? Bak şimdi birbirine girdin ne dedin? Ne dedilerse yaptım dedin. Ne dedilerse ne istedilerse yaptım dedin. Bizim neyimizi yaptın ya? Medresemizi mi tanıdın? Talebemizi mi çoğalttın? Ne yaptın? Hocalarınızı aldım. Hocamı elimden aldı işte. Hocayı elimden aldı işte. Aldın hoca elimden. Ne anlatıyorsun ya? Yani kimse kendini kandırmasın. Bu cemaatin kimseye ihtiyacı yok. Bu camia sultanımızın camiasıdır. Sultanımızın yolundan yürüyeceğiz inşallah. Rabbim hayırlısın. Programımızın hocam. Ama aşıklar var. Şimdi dinleyen bazı aşıklar var. Ben biliyorum şu anda bile dinliyor, takip ediyorlar. Onu da biliyorum ben. Aşık olmadan kör olmuş, kör. Ama mürşidini kenara bırakmış adımız. Kendine göre lider seçmiş kendisine. Mürşidini bırakmış o. Lider seçmiş kendisine. O gidiyor onunla beraber yürüyorlar onlar. Devam. Onlar beraber yürüyecek onlar. Mürşidi bırakmış o. Kimse kendini kandırmasın. Ve mürşidini, hayallerini, arzularını hayata geçirmekten daha ön planda bakıyorsun. Kendine lider seçmiş olduklarının ön planda hayatını geçirmeye çalışmışlar. İnşallah iyi olur. Bu programda böyle oldu. Seyircilerimize diyorum. Hakkınızı helal edin. Bu programda böyle oldu. Başı sakindi. Sonra da sakin olma şansımız yok. Sultanımıza karşı yapılan bütün işlerde biz sakin olma durumumuzda değiliz. Başka şeyler olsa yine sakinleşiriz. Amma ve lakin sen sultanımın adına ya Allah rızası için ya Türkiye'de bilmem şunun adına bunun adına bir ton yerler var ya sanki Allah. Ya ne olur ya efendi arasının adına bir tane külli yapılacak da sen buna niye engel oluyorsun ya? Sen ne biçim insansın ya? Ya sen nasıl bir insansın sen ya? Rabbim iyisin inşallah. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz inşallah. Evet değerli seyircilerimiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu hususta kalbimiz oldukça muzdarip olduğundan dolayı Rabbim inşallah vatanımıza, milletimize zeval vermesin diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.